İyi geceler sevgili seyirciler. Erkan Tan'la Tartışalım programındasınız. Erkan Tan'la Tartışalım programında iki değerli misafirimiz var bu akşam. Bu programda her perşembe saat 23'te kimi zaman bir siyasetçi, kimi zaman bir bilim adamı, kimi zaman bir doktor, kimi zaman sevgili dostlar bir felsefeci misafir ediyoruz ve sizi, bizi, vatanı, milleti, memleketi, hepimizi konuşuyoruz. Erkan Tan'la Tartışalım programının günü perşembe saati 23, kanal tabii ki Beyaz TV. Efendim bu akşam yine iki değerli ve önemli konuğumuz var, tartışacağız. Kutlu doğum haftasındayız. Hazreti Muhammed Mustafa Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi konuşacağız. Onun getirdiği mesajları konuşacağız. Allah dolayısıyla konularımızdan biri olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu konuşacağız. Sorularınızı soracağız ve misafirlerimizle o sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Beyaz Televizyon'un resmi Twitter hesabı hizmetinizde. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Bugün günlerden perşembe. Geceyi ibadetle geçirmek isteyenler için de bir fırsattır diye düşünüyoruz ve saat 23'te başlayacak ve Allah nasip ederse saat 1'de bitecek olan programımızın bu ibadetlere de vesile olmasını umacağız. Umuyoruz. Bu amaçla karşınızdayız sevgili dostlar. Erkan Tan'la Tartışalım programı başladı. Profesör Doktor Caner Taslaman sizinle ve bizimle birlikte, Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünden hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi geceler diliyoruz. Ve yardımcı doçent doktor Emre Dorman. Merhaba. Sizinle ve bizimle birlikte Hacı Badem Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Kolaylıklar diliyoruz. Bir sohbet havası içerisinde de geçmesini umuyor ve diliyoruz. Son derece keyifli, içi bilgi dolu, rahmet dolu ve önemli bir sohbet başlıyor sevgili seyirciler. Öncelikle neden kutlu doğum haftası? Birçok İslam ülkesinde böyle bir uygulama yok. İslami açıdan pek uygun bulmuyorum diyenler var. Evet. Hemen oradan başlayalım Caner Bey. Bir hesaplamaya göre Peygamberimizin doğum günü 20 Nisan olduğunu hesaplanmış. Bunun üzerine de sabit olarak 20 Nisan tarihleri civarında 14-20 Nisan arası böyle bir kutlu doğum haftası kutlanıyor. Evet. Şimdi buna bir şeyin karşı çıkmak için bence onun yapılamayacağını göstermek lazım. Olamayacağını söylemek lazım. Bunun için de Kur'an'daki bir metindeki bir şeyle olayın çelişmesi lazım. Şimdi baktığımız yani zaman. Yani buna itirazın tabii, yine Kur'an-ı Kerim kaynaklı tabii, bir dayanakla ortada durması lazım. Tabii yani bir şeyin yapılabileceğinin ben gösterilmesi değil, yapılamayacağının gösterilmesi gerekir. Yani mesela diyelim ki patlıcan yiyebilir miyiz, domates yiyebilir miyiz diye göstermemize gerek yok. Kur'an'da bu yasaklanmamışsa zaten olabilir demektir. Evet. Fakat bir de bu yani Kur'an'ın genel helal kapsamı içindir. Bir de şunun dışında bir şeyler var. Kur'an'ın bir de bazı koyduğu hedefler var. Hı. Nedir? Mesela Kur'an'ın koyduğu hedeflerden biri Kur'an'ın anlaşılmasıdır veya peygamberimizin takip edilmesidir. Peygamber Müslümanların canlarından daha önceliklidir diye Kur'an'da bir ayet geçiyor. Bu ayetin hayata geçmesidir. Evet. Şimdi böyle bir günün ilan edilmesi bu ayetin hedeflerine ulaşmamıza katkıda bulunmaktadır. Bunu saptamamız lazım. Yani, bulunmakta mıdır? Bulunmaktadır. Evet. Bu, yani çünkü baktığımız an sırf bir peygamberi anma günü gibi de düşünmemek lazım. Peygamberimizin doğum günü olarak da düşünmemek lazım. Peygamberin doğum tarihi ne oldu onu kısaca söyleyeyim. Tam belli değil aslında. Evet. Bunu bir bazı hesaplara göre 569 yılı diye hesaplayanlar olmuş. Bazıları 571 yılı diye hesaplayanlar olmuş. Yani 569 ile 71 yıllar arasında hesaplanmış. Genel kanı Rebiülevvel ayı içinde oldu. 20 Nisan sadece hesaplardan biri burada. Hı. Onun karşılık gelmesi. Yani burada bu tarihte peygamber yani salat ve selama vesile olması açısından önemli bir dönem bu aslında. Tabii. Değil mi? Yani bu tarih olduğu belli değil ama bu bence önemli değil. Evet. Burada önemli olan içerik peygamberimizin daha iyi anlaşılması için yani anmadan çok anlaşılması için bir vesile. İlan edilmiş bir vesile olarak düşünmek lazım bu hafta. Evet. Mesela şöyle bir şey yapıldığını düşün. Kur'an'ın emirlerinden biri Kur'an'ın tedebbür edilmesi. Yani yeniler anlamayabilir bu kelimeleri. Onu açıkla. Derin düşünülmesi. Evet.
İçindeki manalının inceliklerin anlaşılması demek. Mesela Haziran ayını Kur'an'ı anlama ilan etsek. Evet. Ha bu kötü mü olur? O ayda daha çok sempozyumlar yapsak, daha çok paneller düzenlense, onunla ilgili çalışmalar yapılsa. Ha bu yararlı mıdır ya zararlı mıdır bakmak lazım. Ha yararlıysa Kur'an'ın istediği hedefe bu hizmet ediyordur. Evet. Ha birisi çıkıp da Haziran ayında Kur'an'ı işlemek böyle farzdır. Nisan ayında işte kutlu doğum haftası yapmak farzdır derse, ha buna herkes karşı çıkması gerekir. Evet. Niye İslam'da olmayan bir farzı İslam'a soktunuz, bir ibadeti soktunuz diye. Ama böyle bir şey diyen yok. Diyen yok. Yani Kur'an'ın koyduğu hedeflere hizmet ederken bu bir farzdır şeklinde yanlış bir iddiada olmadığı için, ha böylesi bir şeyin kutlanmasından rahatsız olmak için, buna karşı çıkmak için en ufak bir sebep yok. Yok. Yeter ki biz peygamberi anlama faaliyetini gerçekten Kur'an'ın bize gösterdiği peygamberi anlama şeklinde yapalım. Yanlış bir şeyler işin içine girmesin ve bu sadece dediğim gibi kuru anmayla geçiştirilmesin. Aynı zamanda peygamberi samimi bir şekilde anlama faaliyetine, peygamberin gerçekten örneğini insanlığa da daha çok yayma faaliyetine dönüşsün. Efendim şimdi Emre Dorman'a soracağız. Önümde onun da kitapları var. Tabii sizin kitaplarınız da önümde duruyor. Kur'an-ı Kerim'deki temel emirler ve yasaklar Emre Dorman imza. Modern bilim tanrı var imza Emre Dorman. Din neden gereklidir? İmza Emre Dorman. İnsanlar uyurlar, ölünce uyanırlar. Yine imza Emre Dorman. Siz ne diyorsunuz Emre Bey? Peygamberimizi anmakla ilgili bu dönem hakkında. Şimdi Caner Hocam aslında gayet güzel açıkladı bunu. Yani böyle bir faaliyete karşı çıkmanın zaten hiç dini bir temeli yok. Hı. Onun dışında yani bize Allah'ı hatırlatacak, Kur'an'ı hakikatleri hatırlatacak, Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim ayetlerini en güzel şekilde tatbik edişini hatırlatacak her türlü faaliyet için yani Müslümanların sevinmesi gerekir. Tabii belki şunu eklemek yerinde olur. Hocamın da dediği gibi yani bunu sadece peygamberimizi anmaktan ibaret bir güne ya da bir haftaya sıkıştırmak haksızlık olur. Peygamberimizi gerçek anlamda anlamak ve aslında yaşama yönelik olarak bu zaman dilimini değerlendirmemiz lazım. Tabii burada aslında belki de dikkatimizi çekecek başka bir nokta. Ne yazık ki biz biraz bu modern dünyanın bize sunduğu bu ışıltılı hayatın bir sonucu olarak genelde dini gerekliliklerimizi belli günlere, belli gecelere sıkıştırıyoruz. Hmm. Yani mesela işte aslında Müslümanlık çok ciddi bir iddiadır. Kur'an-ı Kerim'de örnek bir inananın nasıl olması gerektiği ile ilgili pek çok prensip yer alır. Ama biz mesela işte günün belli vakitlerindeki namazı indirgeyebiliyoruz bunu. Ya da haftada bir cuma namazını indirgeyebiliyoruz. Ya da mesela yılın işte bir ayında yani Ramazan ayında daha çok dini faaliyetlerimizi canlı tutmaya yönelik olarak algılıyoruz. Halbuki Müslümanlık insanın her gününü, her gecesini dolduracak yani yaşamını dolduracak bir iddiadır, bir teslimiyettir. Dolayısıyla hani bu anma günleri gayet güzel. Tabii hakikaten Kur'an'ı hakikatlerin daha iyi anlaşılması üzerine yapılırsa bunu aslında fırsat bilip böyle geri kalan o günler dışındaki evet. günleri de aynen o günlerin heyecanıyla yaşamak lazım. Çünkü yani Müslümanlar olarak bence özellikle dediğim gibi modern dünyada heyecanımızı yitirmiş vaziyetteyiz. Evet. Yani değerlerimizi yitirmek yitirmiş vaziyetteyiz. İçi boşalan bir şey var. İbadetler söz konusu. Maalesef yani samimiyet dediğimiz evet. hani dindeki en üzerinde temel... derin düşünmeyi kaybettiğimiz kesinlikle. Bir Kur'an-ı Kerim söz evet. konusu. Yani, Allah Celle Celaluhu ile ilişkilerin çok tehdit altında olduğu bir dönem yaşıyoruz. Evet yani aslında peygamberimizi anlamanın yegane yolunun Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyup anlamaktan geçtiğini bilmemiz gerekir ilk aşamada. Dolayısıyla peygamberimiz aslında Kur'an'ın bir canlı örneğidir. Hayatını Kur'an'ı tebliğ etmeye adamıştır. Elçilik vazifesini en güzel şekilde yerine getirmiştir. Dolayısıyla Kur'an'la ne kadar yaklaşırsak, Kur'an'la ne kadar sağlıklı, sağlam bir ilişki kurarsak aslında peygamberimize de o kadar yaklaşır, o kadar sağlam, güvenilir bir ilişki kurabiliriz. Efendim misafirlerimiz Caner Taslaman, Profesör Doktor Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, Yardımcı Doçent Doktor Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nden, Yasin Altınok, Ekrem Coşkun,
selam söylüyorlar. Kutlu Aynen. doğum haftası diye bir haftayı kutlama adeti nereden gelmiştir diyor Ekrem Coşkun. Zaten anlattık bunu. Tekrar etmeye gerek yok çünkü yanıtlanmış bir soru oldu. Sorularınız için Beyaz Televizyonu'nun resmi Twitter hesabı hizmetinizde. Erkan Tan'la tartışalım programında. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yayınımızın konusu. Bütün varlık peygamberimiz için yaratılmış sözü doğru mudur? Bir seyirci sorusu. Şimdi bu tabii çok önemli. Çok tartışılıyor bu. Şimdi bakın evet. Tabii çok önemli. Başka tartışmaları da gebe. Yani çok da yalnız bu tartışmaya heba etmeyelim tabii, diye düşünüyorum. Tabii, ya evet. Kurban etmeyelim. Şeydi. Şimdi bu Levlake diye meşhur bir hadis var. Evet. Yani hadisin Türkçe tercümesi şu. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diye bir hadis. Hı. Şurada ilk önce başlarken şöyle diyeyim. Geçen gün Marmara İlahiyat Fakültesi'ndeydim. Orada kelam bölümü çok güzel toplantılar düzenliyor. Kelam bölümünün düzenlediği güzel bir toplantı var. Hatta isimleri de sayanabildim değerli öğretim üyelerimiz. İşte genel düzenleyen İlyas Çelebi hocamızdı, bir kelamcı. Ondan sonra moderatör, yani yılların İslam felsefecisi Mahmut Kaya hocamızdı. Bir kelamcı olarak yine Mahmut Çınar vardı. Bir tefsirci olarak İstanbul İlahiyat'tan Mahmut Ay vardı. Şey hocamızdı, neydi ismi? Ahmet Yıldırım hocamız evet. bir hadisçi olarak vardı. Diğer taraftan bir dinler tarihçisi olarak da İsmail Taşpınar var. Şimdi böyle bir ekip genelde güzide, ilahiyatçı, farklı alanlardan hepsi bu hadisin uydurma bir hadis olduğunu, hadisçilerin büyük çoğunluğunu da bu hadisin uydurma olduğunu ifade ettiğini söylediler. Söylediler. Bilimsel bakın, ve akademik bir ortamda neredeyse bilimsel, tamamı. Tamamı yani buradaki tamamı bunu ifade ettiler. Benim de kanaatim şu. Şimdi Kur'an'ı incelediğinizde bakın. Şimdi ifade şu dikkat edelim. Bütün varlık yani bütün diğer peygamberler, bütün insanlar, gök küreler hepsi her şey bir tek peygamberimiz için yaratıldı. Peygamberimiz olmasaydı bunların hiçbiri yaratılmayacaktı şeklinde bir ifade. Şimdi Kur'an'ı bir kere açıp baştan sona okuyan bir kişi böyle bir ifadenin Kur'an'a uygun olmadığını anlar. Anladım. Kur'an'da peygamberlerin hiçbirisi arasında ayrım yapmayı istiyor. Bakın Kur'an'ın hiçbir ayetinde falanca peygamber şundan üstündür, şu şundan biraz alttadır gibi bir ifade bile yok. Yoktur. Hatta hadislere gelelim. Hadislerde peygamberimize bazen diyorlar ki ey işte insanlığın en hayırlısı falan. Peygamberimiz de diyor ki ya ben o değilim, o İbrahim'dir. Yani tahmin onu peygamberimiz öyle bir ifade dediğimi bilmiyorum demişse bile tevazusundandır. Tevazudan. Şeydendir. Yani. Defalarca peygamberimiz birçok hadiste beni aman Hazreti İsa yücelttikleri gibi yüceltmeyin diye o korkusunu, endişesini ifade ediyor. Diğer taraftan peygamber için Hazreti Yunus'un değişik bir durumu var. Kavminin inatçılığı karşısında Hazreti Yunus kavmini terk edip gidiyor başlangıçta. Sonra müthiş bir pişmanlık ve tövbe ile geri dönüyor ve vazifesini yapıyor ve kavminden birçok insan onu uyuyor. Buna karşı peygamberimizin döneminde birçok insan Hazreti Yunus ya böyle bir şey mi olur falan gibi ifadeler edince... Peygamberimiz aman diyor durun diyor. Sakın beni Hazreti Yunus'a falan üstün tutmayın diyor. Hı. Bakın hani peygamberler arasında sanki biraz gerideymiş gibi Hazreti Yunus'u görenler var. Peygamberimiz ondan bile beni üstün tutmayın diyor. Bir yandan böyle bir peygamber var. Diğer taraftan Kur'an'da insanlar, cinler Allah'la bağlantılı bir şekilde yani Allah'a kulluk etsinler diye yaratıldıkları geçiyor. Hı. Hiçbir şekilde peygamberimiz için yaratıldıkları şeklinde bir ifade yokken böyle gereksiz Kur'an'a aykırı bir övgü çıkıyor. Birçok dikkat edin. Hadis alimlerinin büyük çoğunluğu da bu kanaatte. Bu hadisin ve bunu da ifade ediyorlar günümüzde. Evet. Ne yazık ki peygamberimiz ne kadar çok översek hani sanki onu o kadar çok seviyoruz. Bu dine o kadar çok katkıda bulunuyoruz gibi bir mantık var. Hı. Oysa dikkat edin. Bizim Hristiyanlığa karşı çıkıp Hristiyanlığı eleştirdiğimiz nokta bu mu? Hani peygamberlerini belki de iyi niyetle övüyorlar ama bu övmede bir aşırı gidip tanrılaştırdılar diye karşı çıkıyoruz. Evet. Bakın aynı tipi... Ki bu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de zaten bizatihi çok büyük meşguliyeti olan bir kaygısıydı. Tabii. Ya peygamberimiz bunu çok daha hafif iltifatları terslemiştir. Hı. Eline tersiyle bunu çok daha hafif... İşte ümmetin en hayırlısı, yani ümmetin en hayırlısı olmak, her şeyin onun için yaratılması, alemlerin onun nurundan yaratıldığı gibi, hani o nuru Muhammedi, hakikati Muhammediye diye böyle başlıklı söylemler var. Onların yanında çok basit bir iddia. Peygamberimiz anında onu elini tersiyle itiyor. Nerede ki bu ifade? Ve bu tabii ki bakın orada mesela bir dinler tarihçi İsmail Taşpınar hocamız vardı. Gündeme getirdiği konulardan biri şu. Şu andaki İncil'i açsınlar Pavlus'un mektubu. Pavlus'un mektuplarının içinde
bütün varlıklar işte İsa için yaratıldı, bütün varlıklar ondan dolayı yaratıldı diye aynı ifade geçiyor bakın. Levlaki hadisi ifadesinin aynı tip ifadeler geçiyor. Yani tabi bunun, bu ifadenin nereden İslam'a girdiğini bilmiyoruz. Ama hadisçilerin genel bir anlatımı şudur. Yani İslam'ın içine gelen uydurma hadislerin önemli kaynaklarından bir kısmı İsrailiyat, Yahudi kıssaları iken bir kısmı da Mesihiyat. Yani Hristiyan kıssalarıdır. Ha, bunun Mesihiyat'tan bize geçmiş olması mümkün. Çünkü aşağı yukarı aynı tip ifade Hazreti İsa için biz şu anda size mevcut İncil'in içine yağdırıyorlar Twitter'da. Ben, Caner Taslaman gözümüz işe baka baka hadisi şerifi inkar ediyor. Susturun bu adamı. Seyircimiz. Vallahi biz Allah'ın katında mahcup olmaktan çekiniriz. Öyle ifadelerden çekinmeyiz. Ama tabii ki diyecekler. Ama siz biraz önce katıldığınız bilimsel toplantıyı bir daha zikredin isterseniz. Tabii, televizyonu tabii. Yeni söyledim, açmış olabilir. Marmara İlahiyat Türkiye'nin de en büyük ilahiyat fakültesi, dediğim gibi orada. Bir de farklı alanlarda dikkat edin. Bir İslam felsefecisi moderatör, katılanlardan biri tefsirci, biri hadisçi, biri kelamcı, bir tanesi dinler tarihçisi. Beş ayrı alandan geliyor. Bunların hepsi birden bunun Kur'an'a, hadislerin birçoğuna aykırı olduğunu söylediler. Hadisler de iki şekilde genel... Yani bütün varlık peygamberimiz için yaratılmıştır tabii. Anlamındaki bakın, hadisin Kur'an'ı, uydurma bir hadis Kur'an'ı oldu alsın. Veya aykırı mı? Yani tam olarak ne ad takıyorlar buna? Şimdi uydurma hadis diyorlar. Uydurma hadis diyorlar. Şimdi hadisler de genelde iki şekilde incelenir ve iki şekilde itiraz edilir. Birincisi bunun isnat açısından incelenir. Yani bu hadisi kimler nakletti şeklinde bir incelemedir. Diğeri de metin açısından, manası açısından incelenir. Şimdi bu hem isnat hem metin açısından, ikisi açısından birden sorun. Bak şimdi ben bir de şöyleyim işin doğrusu. Bana göre birçok hadisçilerin ortak kabul ettiği hadiste Kur'an'a aykırı olduğu için reddedilmesi gerekli hadisler mesabesinde. Ben böyle düşünen biriyim. Hadislere karşı oldukça kritik yaklaşan biriyim. Fakat bu hadisi hadislere benim gibi kritik yaklaşmayan hadisçilerin çoğu bile reddetmiş. Evet. Yani onun altını çizmek lazım. İbn-i Teymiye falan mesela. Bu hadisi kabul edenlerin direkt müşrik olduğunu, dinden çıktıklarını falan çok ağır ifade eder. Daha eskilerden bir bilim, bir din adamı, bir alim tabii. De bunu böyle dile getiriyor. Birçok ünlü hadisçi bunu hadis kitaplarında var. Hatta bazı komik olaylar da var. Bazı hadisçiler bunu uydurma hadisler nelerdir diye kitaplar toplayıp yazmışlar. Bazıları bu hadise kaynak diye uydurma hadis kitaplarını kaynak diye gösteriyorlar. Yani orada ne şekilde bu hadisin açıklandığına bakmadan. Peki. Fakat böyle bir iddiaya şuna dikkat etmek lazım. Bu iddia çok büyük bir iddia. Dikkat edin. Bütün bir varlık var. Kur'an'da mesela Cebrail özel bir şekilde övülür. Allah'ın melekleri var. İnsanlar dışında başka bilinçli varlıklar olduğunu görüyoruz. Kur'an atıf yapıyor. Bu dünyada milyonlarca canlı türü var. Bu kadar insan, bu kadar peygamber. Bütün bunlar bir tek peygamberimiz için yaratıldı demek. Ne kadar büyük bir iddia. Kur'an elimizde. Ben diyorum ki Kur'an'dan bir tek ayet. Yani bunu açıklayan bir tek ayet. Bu kadar önemli bir hakikati açıklayan. Bu Kur'an bize varlıkla ilgili en önemli mesajları vermek için indirilmiş bir kitap değil mi? Tek bir ayet açıp göstersinler. Kütüb-i Sitte. Bakın Kütüb-i Sitte. Ne için göstersinler diyorsunuz? Bunun doğru olduğuna dair böyle bir hadisinle aynı anlama gelen bir tek Kur'an ayeti göstersin. Ben Kütüb-i Sitte'nin içinde de birçok yanlış hadis olduğunu düşünüyorum. Fakat bu hadis bu kadar önemli bir hadis. Hadi Kütüb-i Sitte'den bu hadisin varlığını göstersinler. Kütüb-i Sitte'de de hiçbir yerde bu hadis geçmiyor. Hani en meşhur hadis kitaplarından birinde de geçmiyor. Yani hadislere karşıt çok böyle birçok hadisi daha severek kucaklayan hadisçiler. Yani bana göre hadis toplamadaki kriterleri çok daha gevşek olan hadisçiler bile bu hadisi reddetmişler. Bunun peki. Altını çizmemiz lazım. Peki efendim bu bilgiyi de bir verdik. De şu önemli yani peygamberimizin böyle iltifatlara ihtiyacı yok. Bunu görmek lazım. Bu şekilde iltifatlarla peygamberimizi yüceltmeye kalkanlar, peygamberimiz burada olsa onları kovalayacağından benim şahsen en ufacık bir şüphem yok. Bir de İslam'a karşı İslam'ın ne durumda bıraktıklarını, yani bir tevhid dini olan İslam'ın tevhid inancını adeta sulandırmaya yönelik bir girişim. Bunun olduğunun da yakalanması lazım. Peki efendim din neden gereklidir diye bir kitap yazdınız Emre Bey, Emre Dorman. Bu vesileyle de peygamberliğin gerekliliği konusunu işliyorsunuz. Bunu sizden devamen... Evet, ben birkaç, müsaade ederseniz bir şey ekleyeyim yalnız. Tabii ekleyeceğiniz varsa elbette. Şimdi tabii yani Caner Hocam'ın söylediği gibi yani peygamberlerin
aslında insanlar tarafından ayrıca ekstradan övülmelerine ihtiyaçları yok. Çünkü peygamberler insanlardan bir insandır ve bir peygamberi üstün kılan şey, onu şerefli yapan şey almış olduğu vahidir. Yani düşünebiliyor musunuz, bakın bir insanın Allah'tan vahiy almasından daha fazla onu şerefli kılacak bir şey var mıdır? Yani dolayısıyla bizde maalesef rivayet kültürle gelen kısmen İsrailiyat kaynaklı, kısmen Mesihiyat kaynaklı dediğimiz, yani Yahudi ve Hristiyanlıktaki uydurmalardan maalesef zaman içerisinde dinimize girmiş. Yani böyle daha önceki peygamberler için uydurulan birçok şeyin zaman içerisinde peygamberimiz için de uydurulduğunu görüyoruz. Şimdi bakın, böyle bir peygamber o döneme de günümüze de günümüzden sonrasına hitap edebilecek bir peygamber değil. Ulaşılmaz bir peygamber bu. Örnek alınmaz bir peygamber. Yani Kur'an-ı Kerim bize peygamberlerimizde örnekler olduğunu ifade ediyor. Peygamberler üstün insanlardır ama insan üstü varlıklar değillerdir. Şimdi şimdi bakın dikkat ederseniz. Şimdi bunları söyleyince sanki peygamberimize böyle bir hani acaba bir saygısızlık ve bir işte, şimdi ben şöyle düşünüyorum Erkan Bey. Hafif bir tabirde mi bulundunuz? Şimdi gibi böyle bir hemen irkiliyor insanlar. Evet, irkiliyor. Çünkü bu jargonla konuşulmadı onlarla. Evet, şimdi İşte bir de ey Habibim seni alemlere rahmet olarak gönderdik ayetiyle de karıştırıyorlar. Evet. Şimdi bakın, bir ayet. Evet, ayetin aman, başında ey Habibim ifadesi yok bir kere. Evet. Onu bir onu bir fark etsinler. Yani ayet evet alemlere rahmet olarak Enbiya suresi diye bir seyirci gönderdi. Enbiya suresine geçer. Alemlere rahmet gönderdi peygamberimiz evet. Ama başında ey Habibim, Kur'an hiçbir yerinde peygamberimize ey Habibim diye bir hitabı yoktur Allah'ın. Maalesef o da çarpıtılan işte. Bakın şimdi burada peygamberimize saygısızlık yapmak mümkün değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i kendine esas alan, hayat rehberi edinen bir insanın peygamberin dışlaması, ona saygısızlık yapması düşünülebilir mi? Burada yapılmak istenen söylenirken şu, yani peygamberin üzerinden birçok şey uydurulmuş. Ve bunlar en başta İslam'a zarar veriyor. Bunlar en başta Müslümanlara zarar veriyor. Hı. Yani diyoruz ki bakın Allah'ın vahyi, Kitabullah ortada. Peygamberimizi anlamanın, onu örnek almanın en güzel yolu Allah'ın vahyidir, kitabıdır. Eğer ki biz peygamberin üzerinden uydurulan bu şeyler esas alacak olursak, Kur'an'a aykırı olan, Kur'an'la çatışan, Kur'an'la hiçbir temeli olmayan birçok inancı kabul etmiş oluyoruz. Şimdi bakın birkaç örnek vereyim size müsaade ederseniz. Peygamberimizi aşırı yüceltmenin sonuçları olarak ve Kur'an'dan bunlara birkaç cevap vereyim. Şimdi peygamberimizin faziletleri başlığı altında birçok şey vardır. Klasik kitaplarda geçen. Mesela işte çocukken başının hizasında bir bulutun gölge yaptığı mesela hep anlatılır kitaplarda. Cennette Allah-u Teala onun ismini kendi ismini yanına koymuştur diye bir ifade alır. Yine mesela peygamberimizin gündüz nasıl görürse gece de öyle gördüğü, hatta önünü gördüğü gibi arkasını da aynı şekilde görebildiği ifade edilir. Mesela terinin gül gibi koktuğu söylenir. Uzun kimselerin yanındayken onlardan daha yüksek gözüktüğü ifade edilir. Güneş ve ay ışığının gölgesinin yere düşürmediğini ifade eder. Yani peygamberimizin gölgesi yere düşmüyormuş. Üstüne sinek ve başka hiçbir böcek konmazmış. Mesela bunlar anlatılıyor. Çamaşırları ne kadar çok giyse de hiç kirlenmezmiş. Taş üstüne basınca iz kalırmış. Kum üstüne bastığı zaman iz bırakmazmış. Onun mübarek ismini taşıyan inanan kişi cennete girermiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani birisine Muhammed ismi verdiğiniz zaman o insanın doğrudan cennetlik olduğu iddiası. Yine mesela Hazreti Azrail vefat sırasında peygamberimize içeri girmek istediğinde izin istemiş peygamberimizden. Başka hiç kimseden izin istememiş. Yine mesela bakın çok çarpıcı başka bir iddia. Peygamberimizin kabrinin toprağının her yerden ve Kabe'den daha değerli olduğu iddiası. Şimdi bakın birazdan birkaç ayet örnek vereceğim. Yani Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz bizzat kendisi hem Allah de ifadesiyle kullanıyor hem de peygamber bizzat kendisi şunu söylüyor. Ben sizin gibi bir beşerim. Sizden birisiyim diyor. Hatta peygamberimizden insanüstü vasıflar bekliyorlar müşrikler. Yani bir takım olağanüstü hadiseler göstermesini bekliyorlar. Bekliyor. Bunları birkaç örnek vereyim. Uzun uzun anlatılıyor Kur'an-ı evet, Kerim'de. Bakın yine mesela yine bazı hadis rivayetlerine geçen peygamberimize isnat edilen şeyler var. Mesela kıyamette insanların efendisi benim ifadesi ya da soyca da insanların en şerefliyim ifadesi peygamberimize nispet edilen. Yine mesela ben alemlerin efendisiyim ki biz mesela Fatiha suresinde her gün Rabbül Alemin diye ifade ettiğimiz şey Allah için kullanıyoruz bunu, alemlerin efendisi ifadesini. Peygamberimizin böyle bir şey söylemesi mümkün değildir. Hiç yakıştırılacak bir şeydi peygamberimize. Yine mesela peygamberimizle ilgili dikkat ederseniz bütün peygamberlerin dahi peygamberimizin ahirette şefaat isteyeceği ifadesi vardır. Bakın kimi ilahilerde
Mahşerde nebiler bile senden medet ister diye ifadeler kullanılır. Bakın bu çok çirkin ve yakışıksız bir ifadedir. Bu Allah'a, Kur'an'a ve peygamberimize iftira bir ifadedir. Yani şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman... O ilahiyi severek ve yüreği evet, titreyerek söyleyenleri perişan ettiniz şu anda ama. Evet ama bakın şimdi ben çıktınız. Benim ne söylediğim hiç önemli yok da. Bizi de şimdi şöyle. Hedef takısına koydu. Sizin yüzünüzden. Benim ne söylediğim hiç önemli yok. Cuma'ya bağlayan Bey, gece be şimdi kardeşim. Biz nereden çıktınız? Allah'ın kelamına bakalım. Benim ne söylediğim hiç önemli yok. Mahşerde nebiler bile senden... Medet şimdi bakın, işte. Her gün namazda, özellikle yatsı namazlarında camide her gün Bakara suresinin 255. ayeti okunur. Amener Resulü evet, olarak binen ayet. Bakın Amener Resulü, Amener Resulü bunlar... ayetinin evet, içerisinden evet. Sadece tek bir cümleyi paylaşacağım sizde. Az önce Caner orada dikkat çekmişti. Deniyor ki Allah'ın Resulü'ne hiçbirisinin ötekini ayırmayız. İnananlar böyle söyler. Yani Allah'ın elçilerinin hiçbirini diğerine ayırmayız. İnananlara yakışan budur. Hepsi İslam peygamberidir. Bizim tabii ki peygamberimize daha fazla muhabbetimiz olabilir. Yani Kur'an'ı getirmiş olması, vahyetmiş olması sebebiyle. Bu gayet tabii. Onun ümmeti olmamız nedeniyle. Kesinlikle yani. Ama yani kalkıp da bunu peygamberimiz hiçbir zaman böyle bir şey bile senden söylememişken demek evet. Bir saygısızlık mı? Bence çok büyük bir saygısızlık. Yani ben Kur'an'a uygun olmadığını söylüyorum. Yani Allah'a, peygamberimize ve Kur'an'a çok büyük bir saygısızlık. Çünkü bakın Allah'tan medet istenir zaten. Yani medet sadece Allah'tan istenir ve bunu peygamberimiz isnat etmek. Bakın yani peygamberimiz isnat etmek ve bunun Kur'an'la referans almıyor olması çok büyük bir iftiradır peygamberimize. Bunun vebali ödenmez. Bakın birkaç ayet daha söyleyeyim. Yine mesela tabii camilerde Amener Resulü bu kadar okunmasına rağmen niye insanlar bu ayetin farkında değil? Çünkü okunduğu zaman ayetin ne anlama geldiğini kimse bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Kur'an çok okunan bir kitap. Ama ayrı bir ayet olan üzerinde düşünerek ağır ağır kesinlikle. Oku. Anlamı, evet. Anlamaya çalışarak okumadığı bakın, için. Bakın şimdi o kadar aşırı yüceltiyor ki peygamberimiz. Yani bakın bu İslam'a zarar verecek. Yani şimdi. Kutlu doğum haftasındayız. Bu programı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlamak için üzere. Yapıyoruz. Gerçek peygamber lakin, anlamak üzere. Lakin diyorsunuz ayarı kaçırmamak lazım. Yani peygamberi yüceltmek. Peygamberimizin kendisi evvelden söylediğimiz gibi bu aşırı yüceltmeleri elinin tersiyle iten bir peygamber var. Fakat kutlu doğum haftası veya diğerleri vesilesiyle peygamberimizin bu sünnetini yani kendisini aşırı yüceltenleri kendisinin reddetmesi sünnetini aman bir saygısızlık gibi yanlış anlaşılır şekliyle terk edilmiş bir şey. Şimdi Emir Hocam bu terk edilmiş sünneti canlandırıyor. Evet yani gerçek bakın burada haşa yani dediğim gibi yani Kur'an'ı kendine merkez edilmiş, rehber edilmiş bir insanın peygamberin dışlaması mümkün değil. Böyle bir şey değil çünkü hepimiz bakın Kur'an. Kur'an peygamberin şerefli bir sözü olarak ifade ediliyor ayette. O elçinin şerefli bir sözüdür deniyor. Biz hep yani ümmet Kur'an peygamberimizden eşitti. Netice itibariyle yani peygamberimizi Kur'an'ın vermiş olduğu vasıflar dışında peygamberimize yakışmayacak ve Kur'an'a uymayan şeylerle övmenin peygambere de bir faydası yok. Şimdi bakın birkaç şey söyleyeyim bununla ilgili yine dikkat ederseniz. Şimdi müşrikler ne diye itiraz ediyorlar peygamberimizin risaletine? Diyorlar ki ne biçim Resul bu? Ne biçim Resul bu? Yemek yiyor, sokaklarda geziyor. Üzerinde bir melek indirilmeli. Beraberinde özel uyarıcılar olmalı değil miydi? Furkan suresi 7. ayet. Müşriklerin beklentisi bakın. Peygamberimiz diyor ki Enam suresi 50. ayette. De ki size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve ben size bir meleğim de demiyorum. Kendisi özellikle. Ben bana vahyedilenden başkasına uymam. Bana vahyedilenden başkasına uymam. Bakın yine Fusilet suresi 6. ayette meşhur çok kullanılan bir ayettir. De ki ben sadece sizin gibi bir insanım. İlahınızın bir tek ilah olduğu bana vahyediliyor. O halde şaşıp sendenemeden ona yönelin ve ondan af dileyin. Vay haline ortak koşanların. Bakın peygamberimiz daha benzeri birçok ayette de ben sadece bir beşerim diye. Şimdi bakın İsra suresinde özellikle yine 89. ayetten izleyicilerimiz takip edebilir de 89. ve 95. ayetler arasında mutlaka okusun İsra suresinde. Okuyalım. Şimdi bakın peygamberimizden beklenti şu. Deniyor ki ayet şöyle başlıyor 89'dan. Yemin olsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örnekten nicelerini sıraladık. Ama insanların çoğu inkardan başkasını diretmiyorlar. Dediler ki bizim için yerden bir pınar fışkırtmadığın sürece sana asla inanmayacağız. Peygamberimize söylüyorlar. Yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü parçalar halini üzerimize düşürmelisin. Bakın yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza dikmelisin. Yahut altından bir evin olmalı.
Bakın burası da çok önemli vurgu. Yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin göğe çıktığına, okuyacağımız bir kitabı bize indireceğin zamana kadar asla inanmayacağız. Bakın peygamberimizin cevabı. Peygamberimize de diyor Kur'an. De ki Rabbimin şanı yücedir. Ben insan bir Resul'den başka neyim ki? Sizin bu beklentilerinizi yapabilecek bir şeyin durumum yok bu. Ayetler Allah katındadır. Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir bizzat. Zaten müşriklere bütün bu iddialarına, itirazlarına cevap veren Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bakın son iki ayette de çok önemli bir vurgu var. 94. ayet deniyor ki kendine hak kılavuzu geldiğinde insanların iman etmelerine şöyle demelerinden başka bir şey engel olmadı. Allah bir insanı mı Resul gönderdi? Bakın Kur'an nasıl bir cevap veriyor. Diyor ki 95. ayette de ki eğer yeryüzünde doygunluğa ulaşmış melekler dolaşır olsaydı elbette gökten onlara bir melek Resul gönderirdik. Yani peygamberimizden insanüstü şeyler bekliyorlar. Peygamberimiz kendisinin bir elçi olduğunu söylüyor. Peygamberimize diyorlar ki bu nasıl elçi böyle ya? Yemek yiyor, sokakta geziyor. Bizim gibi bir adam bir melek olmalı değil miydi diyorlar. Allah da cevap veriyor. Diyor ki eğer yeryüzünde melekler dolaşıyor olsaydı o zaman melek bir elçi gönderdik. Ama insanlar dolaştığı için insanlar arasından seçilmiş bir elçi gönderdik. Yani şunu söyleyeyim çok güzel noktalar açıkladı hocamız. Şuna dikkat etmek lazım. Kur'an okuyan bir kimse bence şunu hemen görür. Kur'an bir yerden bir inşaat yapıyor. Yani Allah merkezli bir varlık anlayışını inşa ediyor. Zihinlerde ahirete gideceğimizi inşa ediyor. Bu hayatın anlamını inşa ediyor. Böyle müthiş bir zihin inşaatı var Kur'an'da. Fakat aynı inşaatı yapan Kur'an bir yandan da acayip bir temizlik faaliyeti yapıyor. Belki putları ortadan temizliyor. O dönemlerde belli hayvanları işte haram kılmışlar. Zihar denen bir adet var. Onların hepsini de temizliyor. Yok ediyor. Yani bir yandan bir süpürge faaliyeti var. Hatta yani ona süpürge bile demez. Adeta Kur'an buldozerle var olan yanlışları bir yandan atarken o temizleme faaliyetiyle bir yandan da müthiş bir inşaat yapıyor. Ama ikisi bir arada gidiyor. O açıdan peygamberimizi halka tanıtırken Kur'an'ın anlattığı şekilde o peygamberimizi gösterirken yanlış olan şeyleri de mutlaka temizlemek ve süpürmek zorundayız. Evet. Çünkü Kur'an'ın da izlediği metot budur. Yanlışları düzeltirken doğruyu sunarken sırf doğruyu onun üstüne konmuyor. Bu şeye benziyor. Yani siz bir yerde diyelim ki güzel bir iç dekorasyon yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Oradaki çerin çöpün üstüne o dekorasyonu yaparsanız ne kadar güzel yaparsanız yapın. O dekorasyon bir şeye benzemez. Yanlışları ayıklamak, tabii, doğrularla değiştirmek, tabii, gerekiyor. Bakın ama bunu yaparken Kur'an peygamberimize ilgili öyle bir algı koyuyor ki işte Enbiya suresi 107. ayet seni alemlere rahmet olarak gönderdim diyor. Hı. Bir peygambere ne kadar büyük bir iltifat. Başka bir ayette sen üstün bir ahlak üzerindesin diye peygamberimize söyleniyor. Ashab suresi 6. ayet peygamber Müslümanların canlarından bile önceliklidir diyor. Şimdi bak canından öncelikli ne demek biliyor musun? Diyelim ki biz hayalen peygamberimizin olduğu döneme bizi şu anda ışınlasalar gitsek. Orada diyelim ki peygamberimiz işte Uhud'da. Müslümanlar kıstırılmış. Peygamberimizi öldürmek için hamle yapıyorlar. Orada çıkıp da canını ortaya koyup da peygamberin yanında savaşabiliyor musun? Ashab suresinin 6. ayeti bu. Yani sen orada peygamberin yanında Allah rızası için canını peygamberin canından öne koyup o din için daha önemlidir diye görüp ortaya koyacak bir imanın varsa işte bu Kur'an'ın gösterdiği şekilde peygamber sevgisi içinde var demektir. Ama bu bazen tabii peygamber için gereksiz iddialar gibi peygamberin işte idrarı şöyle güzel kokardı, teri kokmazdı, gölgesi yere düşmezdi gibi bir peygamber tarifi değil bu. Yani o tarifleri yapmak niye? Çünkü çok ucuz o tarifleri yapmak. Durduğun yerden adam gölgesi de yere düşmezdi diyor. Aldık diyor. Öbürü diyor ki falanca diyor pisliği de peygamberin kokmazdı. Onu da aldık. Bütün alemler onun için yaratılmış demiş oldular diyor. O da çok güzel onu da ver. Yani ne kadar atarsan al kabul et. Bedava. Yani kabul etmek bedava. Yani daha çok iltifat etmekse yani ben ondan bir de fazlasını söyleyeyim diye ekleyelim. Ama bedava olmayan... Bu doğru sevme ve anlama yöntemi değil. Tabii. Yani şey ya basit. Canından öncedir. Yani bundan daha büyük bir peygamber sevgisi Kur'an'a söylenir. Yani canından bile daha önce göreceğim biri peygamber. Yani değil ki çoluğundan, çocuğundan, eşinden, i̇şte malından, mülkünden Fahrettin demiyorum. Fahrettin Kırbıyık, Allah ve melekleri ona salatu selam getirirler. Ayeti kerime demiş bu.
sizin söylediklerinize karşı çıkan bir durum değil anladığım kadarıyla. Şimdi bakın salat ne demek, o çok önemli. Şimdi aynı ayet bu Ashab suresi 43. ayet dedikleri. Pardon 56. ayet. Aynı zamanda 43. ayete bakarsanız 43. ayette Allah ve melekleri insanlara da salat ediyorlar. Bu enerji. O zaman bizim şuna gelmemiz lazım. Salat etmek ne demek? Ne demek? Ha, buradan da bizim anladığımız şey şudur. Salat etmek destek vermek demektir. Bunda birçok kimse sözlüklerde falan da geçmiştir. Yani burada Allah diyor ki Allah ve melekleri Ashab suresi 56. ayette peygambere destek oluyorlar. Müslümanlar siz de ona destek olun. Peygamber dini mi anlatıyor? Haydi siz de çıkın bu dini anlatın. Bu dinin güzelliklerini anlatın. Peygamberi yok etmeye mi geldiler? Siz de peygamberin yanında durun. Peygamberle beraber siz de bu din için dua edin. Peygamber nasıl kendi etrafındaki insanlara İslam'ın güzelliklerini yayıyorsa, çoluğuna, çocuğuna, eşine ve bütün tanıdıklarına siz de aynısını yapın. İşte peygambere salat etmek budur. Yani Allah ve Resulü peygamberin o davasına destek oluyorlar. Ey Müslümanlar siz de yapın. Biz de salat etmeyi şu zannediyor sadece. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed'de. Allah diyor ki bize siz destek olun. Aslında demin söylenen ifadenin de Arapçası şu. Allah'ım sen peygambere destek ol. Allah bize diyor ki siz destek olun. Biz de diyoruz ki Allah'ım sen ona destek ol. Allah bize siz destek olun diyor. Ha o ifade Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed bir duadır. Allah'ın o destekte bulunması için bir duadır. Pekala söylenebilir bir dua olarak. Ama salatın destek olmanın manası bu değildir. Yani çünkü o herhalde Allah peygamberin ismi geçtiğince Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed demiyor. Deseydi Kur'an'da 4-5 yerde Muhammed ifadesi geçiyor. Hiçbirinin yanında Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed demiyor. Yani demek ki onun anlamı, yani birçok kimse artık buna indirgemiş günümüzde. Yani Muhammed ismi geçtiğinde Allahümme salli ala Muhammed tipi şeyleri söylemek salat edin. Hayır o değil. Kur'an'da niye o zaman Allah kendisine salat ediyorsa peygamberi Muhammed isminin yanında bu ifadeyi demedi diye sorarlar. Demin sorduğum gibi. Bu destek vermek demek. Bakın böyle bir program yapmak da peygamberimize salat etmektir. Bir kutlu doğum haftası da eğer ki peygamberimizi en güzel şekilde anlatmaya çalışıyorsanız işte bu peygambere salat etmektir. Nedir? Siz peygamberin İstediği şekilde peygambere destek oluyorsunuz. Kur'an'ın anlattığı peygamberi insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Eğer ki siz Kur'an'ı içeriğini insanlara sunmaya çalışıyorsunuz. Kur'an'ın ahlakını yaymaya çalışıyorsunuz. Kur'an'ın imanını yaymaya çalışıyorsunuz. Allah merkezi o iman sistemini yaymaya çalışıyorsanız. Kur'an'ın yaptığı gibi dünyanın içinde insanlar kaybolmasın. Ahiretin varlığının bu dünyadaki yaşamdaki hazlardan önemli olduğunu bilerek yaşasınlar diye bir anlayışı yayıyorsanız işte siz o zaman peygambere salat ediyorsun. Bunlardır salat etmek. Yoksa yani oturduğun yerde sadece ismi geçince söylenen ifade değildir. Yani burada şöyle bir problem de burada var. Burada Kur'an'ın içeriğinde çok şimdi, maalesef şekilsel şeyler özün önüne geçiyor. Tarih boyunca da böyle olmuş. Yani şimdi bizim peygamberimizi örnek almaktan genelde toplumun yaygın kesimin anladığı şey şu. Mesela peygamberimizin işte hırkasına, peygamberimizin sakalına, peygamberimizin nasıl yemek yediğine, peygamberimizin nasıl uyuduğuna, nasıl yattığına vesaire. Yani hep şekilsel şeyler özün önüne geçiyor. Hı. Mesela dikkat ederseniz peygamberimizin davası, peygamberimizin Allah yolundaki fedakarlıkları, mücadelesi, canını ortaya koyması, yılmaması, Allah'a tevekkül etmesi, sabahat etmesi yani hiçbir şekilde önüne ne verirlerse versinler Allah yolunda yapması gereken tebliğden vazgeçmemesi. Mesela muhabbeti, eşlerine karşı, çocuklara karşı muhabbeti, hoşgörüsü, mesela hiç kendisine yapılan kötülükleri kişiselleştirmemesi, affetmesi insanları. Yani bugün mesela bir yani camide yaygın olarak yapılanlar bunlar değil. Maalesef. Bundan hayır, şikayet bakın, ediyorsunuz. Ya şimdi Erkan Bey dikkat edin. Camide mesela çocuklar koşturuyorlar. Doğrudur. Mesela çoğu amca yani mutlaka bunu yapmayan da birisi insanlar ama mesela kızıp bağırıp çocuğunu camdan koyuyor. Geçenlerde gittiğim bir camide artık imam tabela asmış. Lütfen koşuşturan çocuklara bağırıp çağırmayın evet. diye. Yani hani şimdi, diyanet, bağırıp çağırın. Emre çok güzel şey verdi. Diyanet hutbeye evet. de belirtti bunu. Evet. Bu yanlışın düzeltilmesi için çok şimdi bakın, onurlu katkısı oldu. Bakın kadınların mescide gelmesi. Evet. Yani peygamberimiz döneminde biz görüyoruz ki yani kadınlar mescide geliyorlar, cuma namazlarına geliyorlar. Hutbede gerektiği yerde hatta kalkıp itiraz edebiliyorlar bazı meselelere. Kadınlar bu kadar cami içerisinde. Aile yani baba, eş, çoluk, çocuk herkesin camide bir arada olması vesaire. Yani dedim ya mesela adaleti peygamberimizin. Hı.
Yani müşriklerle bile yaptığı şimdi anlaşmaya sadık kalması. Bakın. Bunları anlatmanızın sebebi ne? Sebebi yani buralarda şu, gezinemiyoruz şimdi, bir türlü. Şimdi öyle bakın mi? Erkan Bey, bugün evet. Müslüman dünyanın durumuna bakarsak, bugün Müslüman ülkelerin içinde bulunduğu duruma bakarsak, Kur'an'ı hakikatlerden, Peygamberimizin Kur'an'ı hakikatleri en güzel örnekli teşkil edip uygulamasına ne kadar uzak olduklarını görebilirsiniz. Bunu görmek çok zor değil. Evet. Yani bugün mesela en fazla silah satışı yapılan ülkelerin başında Müslüman ülkeler göre işte iç savaşlar var. Yani bir Müslümanın mesela silahla ne işi olur? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman siz sadece kendinizi müdafaa etmeniz durumunda mesela savaşabilirsiniz. Bir Müslümanın elinde Kur'an olması gerekir. Hayatının Kur'an'la inşa olması gerekir. Kur'an'la yaşaması gerekir bir Müslümanın. Ki Kur'an'daki yani bütün o Peygamberimize salat ve selam aslında davranışlarla budur. Kesinlikle yani, destek olmak. Bakın her birimiz... Onu, bakın, ya, aslında, demeyelim mi canım yani hayır, onu filan. Şimdi tabii tersinden diyebilirler. Arızayı uzaklaşmadan. Bunu diyebilir hayır, size. Şimdi bakın, ne demek istediniz şimdi? Bu denmez, bunu demeyelim mi kardeşim? Hayır, bu denmez demek ayrı bir şey. Bu denebilir. Fakat salat etmenin içeriği bunu söylemek değildir. Evet. Sadece bu demek değil. Söylemek yani. Değil. Şimdi bu bir bakın, duadır onu söylemek. Biz evet. Biz aynı zamanda inanan insanlar, Allah'a iman ettiğini ifade eden insanlar aynı zamanda Allah'ı yeryüzünde temsil ediyor demektir. Bir insan Müslümanım diyorsa Allah'ın kitabının ayetlerini en güzel şekilde uygulamakla yükümlüdür. Hı. Aynı zamanda biz Muhammed ümmetindeniz diyorsak bir anlamda biz peygamberimizi temsil ediyoruz demektir. Her inanan. Yani bugün peygamberimiz yaşamıyor olsa da inananlar peygamberi en güzel şekilde yaşatmak için ne yapmaları gerekir? İşte Kur'an-ı hakikatleri örnek almaları gerekir, hayatlarına yansıtmaları gerekir. Ama neden bu olmuyor? Çünkü diyorum yani Kur'an-ı prensiplerin önüne geçmiş şekilsel şeyler. Hmm. İktidar mücadeleleri bütün Müslüman ülkelerde. Dünyevi menfaatler. Bakın bugün kardeş kardeşi öldürüyor. Yani kardeş kardeşi öldürüyor ki bütün hak, yani Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde biliyorsunuz yani haksız yere cana kıyma diyor. Tevrat'ta meşhur yani 10 emirin maddelerinden bir tanesi. Öldürmeyeceksin. Yine İncil, Luka İncil'inde çok açık bir şeyde geçiyor. Haksız yere cana kıymayacaksın. Yani kitaplar bunu söylüyorken bugün Müslümanların bir de Allah'ın ismini zikrederek birbirlerini katletmeleri kabul edilebilir, anlaşılabilir bir şey mi? Dolayısıyla bugün Müslüman dünya çok büyük bir imtihandan geçiyor. Çok büyük bir sınavdan geçiyor. Yani bizim Müslümanlar olarak her birimizin bu konuda bir duyarlılık sahibi olmamız lazım. Sorumluluk sahibi olmamız lazım ve Kur'an-ı hakikatleri belki de her dönemden daha fazla bugün günümüzde daha da yüksek sesle seslendirmemiz lazım. Gerçek peygamberimizi, Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu gerçek peygamberimizi belki her günden, her dönemden daha fazla bugün ortaya koymamız lazım. Bir de şey ayetini istiyorsanız bir okuyalım. Peygamberimiz mesela Ashab suresi 21. ayet, o peygamberimize örnek olmasını ifade eden ayet. Gerçekten de sizin için Allah ve ahiret gününü arzulayan ve Allah'ı çokça hatırlayanlar için Allah'ın elçisinde güzel bir örnek vardır. Yani peygamberimizde güzel bir örnek olduğu geçiyor. Emre Hocam demin bu örneklerin gerçekten neler olduğunu... Oradan size şu soruyu da sormuş olalım. Ya nasıl bir değişiklik yaşandı dünyada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettikten sonra? Tabii, çok onu da bağlayalım müthiş, yani. Ta, insanlık tarihindeki değişik müthiş. Ama bu kadar peygamberi mesela insanüstü vasıflar gibi göstermek... Aslında bu peygamberin fonksiyonunu biraz kaybettiriyor. Ona dikkat etmek lazım. Peygamberi öyle gösteriyorsunuz ki artık o insanların geri kalanı topraktan yaratıldı. O nurdan, özel bir maddeden yaratıldı. Bambaşka bir şekilde yaratıldı. Hatta bu birazcık aslında yani putperestler o dönemde hani biz de asıl aynı varlık yapısında değil. Bize insanı hani bir melek peygamber olsaydı diyor. Kur'an'da diyor ki yani melekler yeryüzüne dolaşsa onlara melek yolları, insanlar insan yollarız diyor. Evet. Yani aynı özden gönderdiğini Kur'an dikkat çekerken peygamberiniz böyle ayrı özden gösterirseniz Kur'an'a aykırı bir şekilde. O zaman da birçok insan şöyle düşünür. Ya peygamberi örnek al diyorsunuz. Neyini örnek alayım? Al mesela basit bir şey. Peygamberimiz Allah din için mücadelesinin karşılığında hiçbir ücret almaz. Bu işi para için, köşe dönmek için dincilik yapmaz. Bak bu peygamberin örneği Kur'an'da diyor yani sizden hiçbir ücret istemeyenlere de. Ve sırf peygamberimizin değil, bütün peygamberlerin böyle olduğu. Gerçek bir peygamber bütün peygamberlerin sünnetidir bu. Peygamberi örnek mi alacaksın? Buyur örnek alacağın şey. O zaman diyor ki canım biz de peygamber değiliz ki diyor. Yani bu sefer yani peygamber öyle bir cevap yapıyor ki o ayrı bir safhada artık o örnek alınacak bir şey değil. Sadece oturduğumuz yerden biz ona salat edeceğiz, alkışlayacağız, süpermiş diyeceğiz. Ama örnek almaya geldim örnek almayacağız. Bu öyle bir şey ki saygıyla karışık. Peygamberi örnek almayı ve izinden gitmeyi de
gölgeleyebilecek bir şey. Bir şey. Bazen böyle saygılar uzaklaştırabilir bazen. Dikkat etmek. Bu tehlikeler hani biz peygamberimizi anmak için bu programı düzenliyoruz. Tabii. Ama bunun ölçüsü çok önemli. Tabii. Kesinlikle. Ölçüyü kaçırırsanız aslında saygısızlık çizgisine doğru da gidebilirsiniz. Ashab suresi 21. ayetin örnek olma durumunu da durdurabilirsiniz. Yani peygamberi insani bir yapıda biri görmezseniz, mesela peygamberin evli, çocuğu var, onun da bir aile yaşantısı var. Kendisini öldürmeye gelenlere karşı her şeyini terk edip Allah rızası için dimdik duruyor. Şimdi bu bir insan olarak kendini hisseden birçok insan bugün tabii. Allah rızası için canını ortaya koyması gerekse, işte maldan vazgeçmesi gerekse, peygamber de bir insan ya bak nasıl yapmış diye bunu düşünebilirse buradan bir örneklik çıkartabilir. Ufacık çocuklar taşlıyor peygamberi. Kur'an'da kınayanın kınamasından korkmazlar diye Müslümanlar için geçiyor. Şimdi birçok kimse görüyoruz falanca namaz mı kılıyorsun ha iyi diye alay etse, oruç tutmasıyla veya dini yaşamasıyla alay etse, bir anda Allah dini yaşamayı her şeyi birçok insan bırakıyor. Peygamberimiz de örnek olduğuyla ilgili şey okuyorsa, işte birçok insan onu taşlamasınla da alay etmesi. Kur'an'da peygamberimiz alaylarında birçoğunu görüyoruz. Nasıl? İşte dünyanın sonu gelecek, evrenin sonu gelecek diye Kur'an ayetleri okuduğunda onlar alay ediyorlar. Yani ezan okunduğunda hizmet etmek zorunda kalıyor. Ha, işte yani tabii, baskı görüyor, zulüm tabii, görüyor, evini barkını bırakıp... Bu aslında en güzel örnek yani, hocamızın düşünün. Söylediği. Yani öyle bir sırf alay ve baskı var ki olduğu yerden göç etmek zorunda kalıyor. Ne yapıyor? Davasından vazgeçmiyor. Bugün birçok kimse daha iş yerindeki 300 TL daha çok maaş için işini değiştiremiyor. Ama siz peygamberin hicretini örnek alıyorsanız, eğer iş yerinizde dini yaşayamıyorsanız, harama giriyorsanız iş yerinde, o iş yerini, o hicreti örnek alıyorsanız çok rahat bırakıp başka bir işe geçersiniz. Geçebilmelisiniz. Ama eğer ki örnek işte peygamberde öne, ama peygamberi alkışlıyor gibi uzaktan övgü yapıp da onun gerçek hayatını örnek almak gibi bir endişeniz yoksa, o zaman 300-500 lira maaş için bir işi bırakıp da diğer işe geçemezsiniz. Ama örnek alıyorsanız gerçek anlamda peygamberin hayatı gibi olmalıyım şeyle ona bakıyorsanız onu oradan okursunuz. Ha şimdi diğer şeyinize geçelim. Gelelim ama yani peygamberimizin teşrifiyle dünyada, dünya tarihinde nasıl değişiklikler meydana geldi ama reklamlardan evet. Sonra inşallah. Efendim Caner Taslaman, Emre Dorman sizlerle ve bizlerle birlikte olmaya reklamlardan sonra da devam edecekler. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Erkan Tan'la tartışalım programında peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, onun yaşamını, o geldikten sonra dünyanın nasıl değiştiğini anlatacağız. Sevgili seyirciler, Erkan Tan'la tartışalım programındasınız. Her perşembe saat 23'te evinize geliyoruz. Hani vesilelerle bunu hatırlatıyoruz. Bu perşembe yine evinize geldik. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi getirdiği mesajı, vahyi, Allah Celle Celaluhu ve bağlı bütün kavramları dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i konuşuyoruz. Bu geceyi vesile kıldık, Kutlu Doğum Haftası'nı vesile kıldık. Misafirlerimiz Profesör Doktor Caner Taslaman ve yardımcı doçent Doktor Emre Dorman sizlerle ve bizlerle birlikte. Caner Bey, reklamlara bağlanmadan önce sizdeydik. Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesiyle dünyada nasıl değişiklikler meydana geldi? Neler değişti? Neler yerinden oynadı? Yani işin doğrusu yer yerinden oynadı. Yer onu söylesek hiç abartmış olmayız. Ben şöyle diyorum. Peygamberimizin yaptığı şeyin büyüklüğünü anlamamız için, ki bu bütün peygamberlerin hatta yaptıklarının da anlamamız için de diye yaptıkları şeyin büyüklüğünü anlamamız şimdi için. Şimdi siz programın birinci bölümünde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi övmenin ayarını anlattınız. Hani onu ya biraz bir süpürme, tanrılaştırmamaya falan özen göstermeliyiz. Hayır, çünkü ilkeleri bir daha söyler misiniz? Hani televizyonlarını yine açanlar olabilir. Ya şunu söylemeye çalıştık. Peygamberimizi insan değilmiş gibi övmeler sanki bir peygamber sevgisi gibi gözükür. Ama peygamberi örnek alma sürecine darbe vurur. Darbe. Çünkü onun bizim örnek almamız için gerçek anlamda bir insan niteliği olduğunu anlamamız lazım. Evet. Mesela peygamber dediğimiz gibi maldan mülkten vazgeçip her şeyini ortaya koyuyor. Bir insansa bundan vazgeçiyorsa bunun değeri var. Evet. Eğer ki içinde bir insan gibi bir mala karşı her insan gibi bir eğilim yoksa,
O zaman maldan mülkten vazgeçmesini çok değerli bulmazsın. Bunun için her insan yani. Gibi canını kendisi için çok değerli değilse birçok insan gibi için değil mi? Her insanda bir yaşam arzusu var. O yaşam arzusu her insan gibi değerli değilse peygamberin ve yanında onunla beraber canını ortaya koymanın o zaman çok yani büyük bir değeri yok. Öleceğiz diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanrılaştırmayın ki onun en korktuğu ve ümmetinden en çekindiği şeydi. Bakın doğru Ali İmran doğru suresi, anlamış mıyız söylediklerinizi? Evet, Erkan Bey, Ali İmran suresi 80. ayet. Hep ayetle konuşalım yani. Hani dedim ya bizim ne söylediğimiz önemi yok. Bakın Ali İmran suresi 80. ayet. Kardeşlerimiz bakabilirler. O size melekler ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Bir daha söyleyin hocam. Allah size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi. Edinmeyeceğiz. Evet. Siz Müslüman olduktan sonra yapmıyoruz ki. Size kafir olmayı mı emredeceğiz? Selleme sevgi, saygı, tabii. Hürmet tabii. Ve onu yüceltmek için böyle konuşuyoruz olabilir diyorlar. Ama o niyetle konuşuyordu birçok kişi. Ondan hiç şüphem yok. Ama o niyetle dahi olsa yanlış bir şey varsa bunu mutlaka düzeltmemiz bizim İslam adına üzerimize düşen bir vazifedir bir yanlış görüyorsa. Bakın Hristiyanlar da emin olun birçoğu samimidir bence. Yani Hazreti İsa'yı belki tanrılaştırırken şey, onun bir sevgisinin neticesi olarak görüyor olabilir. Tamam Allah'a şükür Müslümanlarda bir tanrılaştırma falan olmamış ama yine de Kur'an'ın onay vermeyeceği şekilde peygambere karşı bir iltifat varsa ki bunun bir örneğini verdik. Bütün alemler senin için yaratılmıştır. Hadisi dedik bu Kur'an'a ve birçok ayrı hadise de aykırı. Hadisçilerin çoğunun da yanlış olduğunu söyledikleri bir hadis dedik. Bakın böyle bir itifat peygamberimize nedir dedik. Mutlaka düzeltilmesi gereken bir yanlıştır. Çünkü dediğimiz gibi Kur'an bir şeyleri inşa ederken yanlışları da süpürüp atıyor. Biz doğruyu söylerken belli yanlışları düzeltmezsek Kur'an'ın bize gösterdiği şekilde bir tebliğ yapmamış oluruz. Peki peygamberimiz gelmeseydi insanlık ne kaybedecekti? Peygamberimizin olmadığı bir hali düşünelim. Peygamberin olmadığı hal demek aslında dinin olmadığı bir hal demektir. Dinin olmadığı hali ben şuna benzetiyorum. Kapkaranlık bir durumda kalmış, hiçbir ışığı olmamış, böyle bir çölde kaybolmuş gibi, susuzluktan da kıvranan bir insan gibi olur insan. Peygamberin gelmesiyle insan aslında ışık bulur, bir yerde su bulur. Niye? Çünkü biz peygamberin gelmesiyle nereden geliyorum, nereye gidiyorum soruların cevabını buluyoruz. Peygamberin Kur'an'da geçen de sıfatı, en çok anlatıldığı sıfatı Nebi diye de geçer ama en çok da geçen sıfatı Resul'dür. Yani elçidir. Evet. Peygamber aslında peygamberi önemli yapan şey peygamberin elçi olmasıdır. Elçi de şu demek, bizim Allah'la bağımızı kuran kişi. Allah onun aracılığıyla bize mesajını yollamıştır çünkü. Ha, Allah'la bizim bağ kurmamızdan da daha önemli olabilecek başka bir şey yoktur. Biz Allah'la kurduğumuz bağ sayesinde bu hayatın ancak bir anlamı olur. Eğer ki Allah'la o bağ kurmazsak, diyelim ki ölüm var karşımızda. Ölüme bakışımız şu şekildedir. Biz 70-80 yıl bir hayat yaşıyoruz. İşte yani 20 yılın küsürü uykuda geçiyor. 3-5 yıl tuvalette geçiyor, 4-5 yıl yolda geçiyor. Sonunda bir anda çürüyoruz, kemiklerimiz dağılıyor. En sevdiğimiz çocuklarımız, annemiz, babamız hepsi kemikleri dağılıyor ve bu son. Bundan daha ötesi yok. Bir anda gözümüzü açtığımızda adeta muhteşem bir tiyatro salonu var. Olağanüstü bir oyun. Dünya bir tiyatro sahnesi gibi. Yüz binlerce böcek ve hayvan türü var. Birkaç milyon canlı türü var dünyada hesaplanan. Bir sürü bitkiler var. Gökyüzünde yıldızlar. Muhteşem bir şey, bir görüntü. Hop bir anda perde kapanıyor. Dikkat edin. Allah bize muhteşem bir şey gösteriyor. Bir saniyede perde kapanıyor gibi olur. Çünkü hayat çok kısa bu muhteşemliğe karşılık. Her şey bunun için mi, daha ötesi yok mu diye sorarız. Eğer peygamber gelmemiş olsa bu soruya cevabımız hepsi bu kadar olur. Evet. O ne gördüğümüz manzaranın bir anlamı kalır, ne hayatın anlamı kalır, ne sevdiklerimiz, bir anda sevdiklerimiz sonsuza dek ayrılacağımız bir daha birleşme şansı olmayan kişiler olur bütün sevdiklerimiz. Bu kadar sevdiğimiz hayat, lezzetler almak bir anlık bize tattırılmış bir daha kavuşamayacağımız şeyler olur. Biz peygamberimiz sayesinde ahiretin varlığını öğreniyoruz. Ahireti öğrenmemiz sayesinde bu hayatımız anlam kazanıyor. Ve de en önemlisi peygamberimiz sayesinde Allah'ı tanıyoruz. Allah'ı tanımamız sayesinde benim burada kendi varoluşum bir anlam kazanıyor. Bundan daha önemli ne olabilir? Ve bunlar da peygamberin aracılık yapması demek. Resul sıfatıyla aracılık yapması demek. Peygamberin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Peki bize, tarihte Kur'an nasıl bir peygamber tanıtıyor Caner Bey? Kur'an bize ahlakı, Kur'an ahlakı olan bir peygamber tanıtıyor. Çünkü peygamberin seni
üstün bir ahlak üzere, yaratılış üzerine oluşturduk diye geçiyor Kur'an'da. Kur'an'da o zaman bu şu demek, yani Kur'an'da ahlak olarak söylenen her şey peygamberin ahlakıdır demek. Nedir mesela Kur'an? Darlıkta veya bollukta Allah rızası için malını mülkünü vermek geçiyor. Hı hı. Yakınların aleyhine olsa bile, en sevdiklerinizin aleyhine olsa bile adaletli davranmak geçiyor. Size kötülük edenlere bile mümkünse, kötülükle mukabele etmeyi Kur'an helal kılıyor ama onları bile affetmenizi üstün tutuyor. Üstün tutuyor. Her durumda merhameti... Helal kılıyor ama üstün tutuyor. Merhameti üstün kılıyor. Öldüreni bile bakın, en yakınınızı öldüreni bile affetmeyi Kur'an yaparsanız sizin için daha hayırlıdır diye açık Kur'an ayeti. Evet. Bundan daha büyük bir insana kötülük ne olabilir? En sevdiğiniz kişiyi öldüreni bile affetmenizi Kur'an üstün tutuyor. Bakın böyle bir merhameti üstün. Ha, peygamberin ahlakı Kur'an ahlakıysa zaten otomatikman Kur'an'da gördüğümüz her yapın dediğimiz davranış peygamberin davranışı ve sünnetidir. Çok yani bunu bu şekilde peygamber evet. Yani Kur'an'ı sadece getirip bırakan değil, uygulayan bir peygamber aynı zamanda. Adeta bir tohum var çok değerli Kur'an. O tohumun fakat ağacın da yeşermesi için yani insanların kalplerinde yeşermesi için. Salatü selam'a da böyle bir anlam yüklediniz. Tabii. Ben de Kur'an o anlamı yüklüyor. Yani çünkü salata o destek verme anlamını yüklemezseniz peygamberin Allah'ın ve meleklerin salat etmesini nasıl anlayacaksınız? Hı. Yani zaten Arapça sözlüklere de gidip açılsa bakılsa salatın karşılığında o anlamın olduğunu da göreceklerdir. Ki inananlar yani onun dediğini demek, onun yaptığını yapmak yapmaya çalışmak. İslam'a yapılan her hizmet peygambere salattır. Kur'an'a yapılan her hizmet peygambere salattır. Yani Resul'e salattır. Çünkü Resul'ün asıl... O sıfatını sıfat yapan şey Resul Allah'tan mesaj getirmesi. Evet. Mesaj nedir? İşte İslam o ya mesajdır. Ey ahali sadece Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim ya da işte buna benzer dualar değil. Tabii ki bunlar da yapılacak. Ama eylem, icraat. Tabii ki icraat. Yani şöyle diyelim. Peygamber'e siz salat edin emri Ashab suresinde geçen destek olun emri. Bize verilen bir emir. O demin söylediğimiz söz Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed, Allah'ım sen peygamberi ve onun soyuna işte destek ol diye biz Allah'a dua ediyoruz. O dua olabilir peygamberi ve soyuna biz dua edebiliriz. Bir insan başkalarına dua edebilir, ona bir mahsur yok ama ayetlerdeki emir bizim Allah'a dua etmemiz emri değil. Bizim destek olmamızın emri. Yani bizim destek olmamız. Çünkü o söylediğimiz söz zaten biz destek olmuyoruz ki Allah'a dua ediyoruz. Allah bize diyor ki destek ol, biz de Allah'a dua ediyoruz, sen destek ol diye. Hmm. Gibi bir şey olur o yani. Ondan ibaret zannedersek. Ondan ibaret değil, icraat, iş, eylem. Peki Emre Bey, sizin enteresan bir tabiriniz var. Dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu. Müslümanların Kur'an'la kurduğu ilişki tanımlanıyor orada. Dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu nedir? Anlatır mısınız? Öğretim demeyelim. Kötü bir şey bu. Kitaplarımdan bir tanesi. Burada yok ama. Yok. Evet, birkaç kitap eksik burada. Oldukça da ilgi çeken, dikkat çeken bir kitap oldu. Tabii birçok bahanenin arkasına sığınıyoruz aslında. Buradan tabii burada aslında tabii bizim konumuzla alakalı. Müslümanların Kur'an'la kurduğu ilişkiyi anlatmanızı rica ediyoruz sizden. Burada aslında daha çok özellikle peygamberimizi anlamak üzerine konuştuğumuz için. Evet. Buradaki bahanelerden bir tanesi de biz kimiz ki peygamberler gibi olalım başlığıydı. Canım onlar peygamberdi. Evet, biz kimiz şimdi ki? Ölümlü faniyleriz diyorlar. Caner Hocam şeye dikkat çekmişti. Yani Ashab suresi 20. ayette yani Üsve-i Hasene olarak güzel bir örnek olarak peygamberimizi ifadelendiriyor Kur'an-ı Kerim. Peki şunu anlamamız lazım. Yani aslında bütün peygamberlerde inananlar için örneklikler olduğunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'imizi. Yani şöyle yanlış bir algımız var bakın Erkan Bey. Yani Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün gelen peygamberler İslam peygamberidir. Hı hı. Hepsi bizim peygamberimizdir. O yüzden birini diğerinden ayırmayız. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti Adem'le Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberlerin vahiyle inşa oldukları, vahiyle ahlaklandıkları, vahiyle o erdemli bilgi hayatı yaşadıkları ve insanlar örnek olduklarını görüyoruz. Yani burada asıl hareket noktası vahiy. Şimdi mesela örnek verin isterseniz peygamberlere dikkat çeken ayetlerde. Mesela Hazreti İbrahim'le ilgili mesela Hud suresi 75. ayette İbrahim gerçekten yumuşak huylu bir insan olduğu, herkes için ah etti, iç çekti, yalvarıp yakardı. Yani insanların affedilmesi için Allah'a yakardı, yumuşak huylu, merhametli bir insan olduğuna mesela vurgu yapılıyor. Yine mesela Hazreti Şuayb'la ilgili
Deniyor ki mesela ey Şuayb, namazın mı emrediyor sana atalarımızın tapar olduğunu terk etmemizi yahut mallarımızdan dilediğimiz gibi davranmamızı vazgeçmemizi? Esasında gerçekten sen yumuşak huylu, olgun, erdemli bir insansın. Peygamberlerin özellikleri bakın dikkat ederseniz. Yine mesela Hazreti Salih için deniyor ki mesela dediler ki ey Salih sen bundan önce aramızda aranan, ümit beslenen biriydin. Hı hı. Şimdi kalkmış atalarımızın kuluk etinden bizi alıkoymak istiyorsun. Yani dikkat ederseniz peygamberler kendilerine peygamberlik gelmeden önce dahi yani o toplum içerisinde örnekli teşkil eden, o topluma sevilen, yumuşak sayılan, huylu, yumuşak doğru huylu. Sözlü İşte bakın sünnet diyoruz ya peygamber sünnetleşti, merhametli olmak. Yani madem ki kutlu doğum haftasındayız, madem ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi konuşuyoruz, o zaman özellikler bunlar. Yine mesela yumuşak başlı olmak, doğru sözlü olmak, merhametli olmak, merhametli insanların aradığı, yani güvendiği insanlar olmak. Mesela yine peygamberlerimizden mesela Hazreti Eyüp. Mesela Hazreti Eyüp'e biliyorsunuz çok şiddetli bir fiziksel hastalık musallat oluyor ve onda büyük bir sabır bulduğunu söylüyor Allah bize. Büyük demek bir sabır. Sabır. Peygamber de sabır. Yine mesela inananların özellikle olarak Kur'an'da yani onların öfkelendikleri zaman öfkelerini yuttukları, insanların affettikleri çok ifade ediyor. Mesela yapabiliyor muyuz? Ya. Kur'an'da diyor bu zordur diyor. Evet. Kur'an'da bu zor. Kur'an'da da bu Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan ey Allah'ım. O bir de çok güzel ifade etmişsin Allah'ım Kur'an'ı kendine. Mesela onlar yine öfkelendiklerinde evet, öfkelerini yutarlar. Evet. Allah'ım ne zor bir şey mesela bu. Mesela yine zor. Bakın. Yani bu işte peygamberin sünneti bu. Kur'an'da geçen her ahlakla ilgili şey peygamberin sünneti. Kur'an'ın çünkü peygamber üstün bir ahlak üzere yaratıldı ifadesi. Kur'an'da bir ahlak sunuyorsa bize bunun otomatikman karşılığı peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakıdır. Zaten Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayetle bir hadis olarak da bu rivayet edilmiş. Ama Kur'an'ın iç mantığından da çıkıyor bu. Yani evet, peygamberlerin o kadar fazla özel vurguluyor ki mesela yine güçlü kuvvetli basiret sahibi kullarımızdan diyor mesela sayıyor arka arka İbrahim, İshak ve Yakub an diyor. Yine mesela İsmail, Elyasa, Zülkifi de an. Hepsi seçkinlerdi. Onurlu insanlardı. Onurlu kullardı onlar. Yine mesela Hazreti Yusuf'la ilgili Hazreti Yusuf'tan Allah'ın fuşu o uzak tuttuğu, onu mesela edepli yaptı, zinadan onu korudu. Samimi seçkin kullardan olduğu Hazreti Yusuf'un. Bundan dolayı korundu geçiyor. Yine mesela biliyorsunuz zindanda onunla beraber kalan arkadaşları Hazreti Yusuf'tan bir rüya yorumu istiyorlar. Evet. Bakın dikkat ederseniz burada ne diyorlar Hazreti Yusuf'un? Onun peygamber olduğu falan bilmiyorlar. Diyorlar ki Yusuf ey özü sözü doğru insan. Şu rüyayı bize yorumla. Ey özü sözü doğru insan. Yani peygamberler bulundukları yerde insanlar. Dolayısıyla Hazreti Muhammed. Kesinlikle evet oraya geliyorum. Şimdi bakın. Özü sözü doğru kesinlikle olacak. Kesinlikle bakın yine mesela. Çok zor vallahi. Hazreti, bu devirde çok zor Emre Hazreti Hocam. Hazreti Musa için mesela. Biz diyor peygamber ki, miyiz canım? İşte daha önce diyor mesela onurlu bir elçi geldi diyor. Mesela Hazreti Musa için yine geçiyor. Bugün Hazreti Yahya için, Hazreti İsa için onların onurlu seçkin okları geçiyor. Ve Hazreti Muhammed mesela peygamber için birkaç ayette örnek verelim. Mesela Kalem Suresi 4. ayet ve gerçekten sen çok büyük bir üstün ahlak üzerindesin. Bir. Peygamberimizin ahlakı. Yine mesela Tövbe Suresi 128. ayetlerinde peygamberimizin onurlu bir elçi olduğu ifade ediliyor. Yine mesela Enbiya Suresi 120'de Ashab Suresi 6'da o peygamber inananlar için kendi nefislerinden canlarından daha yakındır, daha dosttur. Ve Enbiya Suresi 120'de de peygamberimizin alemine rahmet olarak gönderildiği söyleniyor. Şimdi peygamberlerle ilgili bu örneklikler ve benzer birçok ayette geçen örneklikler nasıl örnek alacağız peygamberlerimizi? Asıl mesele bu. Yani bu ayetleri insanlar anlayarak okudukları zaman bile birçok insan kendine buradan bir kıssadan hisse çıkarması gerektiği veya bir mesaj çıkarması gerektiği fark etmiyor insanlar. Evet. Hadi deniyor ki yani ne mübarek insanlarmış, ne üstün insanlarmış onlar, ne yüce insanlarmış. Evet. Halbuki Allah bu ayetleri bize tarihsel bir hikaye olsun diye ifade etmiyor. Bunları gösteriyor masal, ki. Masal olarak şimdi, birbirinize anlatın diye inmedi. Bey, zaten bakın peygamberler dedik ya beşerdirler ve üstün insanlardır. İnsan üstü değillerdir. Peygamberlerin yaptıkları şeyler yapılabilir şeylerdir ki Allah bizden bunları bekliyor. Yani Kur'an-ı Kerim bunları boş yere söylemiyor. Hani bakın onlar ne üstün insanlardı, siz ne kadar zavallısınız, ne kadar acizsiniz demek için değil. Onları örnek alın. Örnek mi istiyorsunuz kendinize? Bakın size en güzel örnekten. Şimdi mesela bir iki örnek vereyim dikkat edersiniz burada. İnsan üstü değillerdi. Üstün insanlardı. Ama üstün kesinlikle insanlardı. Şimdi mesela. Ve bunları da masal olsun diye koymadı Kur'an-ı Kerim'e Yüce Allah. Siz İbret de alalım, böyle olun alalım diye. Ya biz yapamayız kardeşim. Şimdi mesela bu devirde Hazreti nasıl Adem, özü sözü bir olacak? Evet mesela Hazreti Emre Adem. Abi. Hazreti Adem'e dikkat edelim. Hazreti Adem biliyorsunuz o yasak ağacı yaklaşıyor ve hata yaptığını fark ediyor ve hemen diyor ki Rabbim nefsime zulmettim ve tövbe ediyor Allah.
hemen Allah'a tövbe yönelir mesela. Evet. Birçok hata yapıyoruz ve hemen tövbe etmemiz gerektiğini Aynen. mesajını veriyor bize. Yine mesela bakın. Peygamber değil. Hazreti İbrahim. Evet. Bakın Hazreti İbrahim. Ateşe atılmayı göze alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan ateşe atılmayı göze alıyor. Allah için canını verebiliyor. Ya da gördüğü rüyayı Allah'tan gelen bir vahiy olarak algılıyor, değerlendiriyor. Ve biricik yavrusunu Allah'a kurban etmek üzere, kesmek üzere götürüyor. Evet. Bakın burada tabii, yani burada tabii dikkat evet. edin. Bize başka bir örnek daha var. Yani Hazreti İbrahim'in evladı ne diyor babasına? Babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yani bir insanın evladını kesmesini düşünebiliyor musunuz? Ya da o evladın Allah'tan gelen bir emir olarak onu düşündüğü için babacığım Allah'tan gelen emri yap diyerek teslim olmasını düşünebiliyor musunuz? Peygamberler işte. Tabii aslında Allah'tan burada bir emir olduğu evet. da yok. Hazreti İbrahim rüyayı doğruladı. Yani imtihan o ayrı bir konu evet, orada parantez içinde seyircilerimize diyelim evet. ama yani Allah emretti yapacaktı gibi bir ifade yok Kur'an'da. Yani burada Hazreti İbrahim imtihan edildi. O emir sanıyor. Hazreti apaçık bir sınavdı. Ağır bir sınavdı. Evet çok büyük. Büyük. Ayet söylüyor zaten seni imtihan ettik diyor. Tabii. Yani ayet bunu söylüyor zaten. Yani Hazreti İbrahim öyle değerlendirdi. Ama bakın öyle değerlendirmesine rağmen yani kalkıp çocuğunu bir yere saklamıyor. Yani ne yapıyor? Rabbim. Çocuğumu da bana veren Rabbimdir. Eğer ki bu Rabbim bir emriyse ben çocuğumu dahi Allah'a kurban edebilirim. Ve o evladı da buna teslim oluyor. Şimdi tamam. mesela buradan bakalım bize Kısa bir örnek işte, çıkabilir mi? Diyorsunuz öyle evet. Yani, bunlar peygamber şimdi, canım biz yapamayız. Evet, yapamayız diyorlar. Diyoruz. Evet. Biz mesela çoluk çocuk sevgisini, dünya sevgisini Allah'ın ve Allah'ın vahyinin önüne geçiriyoruz mesela dikkat edin. Çok basit şeyler için Allah'tan yüz çeviriyoruz. Yani bırakın Allah'ın böyle büyük bir şey bizi imtihan etmesin. Yani günlük hayat içerisinde o kadar basit şeylerden dolayı Allah'tan yüz çeviriyoruz ki. Allah'ın bize istediği şeyler nedir? Verdikleri ve vermeyi vaat ettikleri yanında bizden hiçbir şey istemiyor Allah. Allah bizim hak ettiğimizden çok daha rahmet sahibi. Bizim hak etmediğimiz kadar merhamet sahibi Allah. Dolayısıyla mesela son örnek olarak şunu vereyim. Yani bu hikayeleri işte Allah, bunu hikaye gibi okursak yani hiçbir şey çıkartamayız. Birbirimize bunu. Masal olarak anlatalım diye koymadı. Bakın bir İffet abidesi Hazreti Yusuf. Evet. Hazreti Yusuf biliyorsunuz işte evlat ediniyorlar Hazreti Yusuf'u. İşte kuyuya atıyor kardeşi, ihanet ediyorlar ona. Sonra kervan alıyor onu ve bir Mısırlı. Büyük büyük yani. Şimdi, bir insanın hayatta başına gelebilecek her şey. Her şey geliyor Hazreti şimdi, Yusuf'un başına. Yanlarında büyüdüğü ailedeki kadın yani onun sahip çıkan adamın eşi biliyorsunuz Hazreti Yusuf'u zinaya davet ediyor. Hı. Ve hatta hani çok fazla şey yapmayayım bu kısmını. Hatta sonunda şöyle bir şey söylüyor bakın. Şuradaki mükemmel mucizevi bir şey görebiliyor musunuz yani örnekliği? Diyor ki andolsun eğer seni davet ettiğim şeyi yapmayacak olursan seni zindana attıracağım. Hı. Bakın Hazreti Yusuf nasıl cevap veriyor? Rabbim zindan benim için onların beni davet ettiği şeyden daha iyidir. İyidir. Yani daha çok iyidir. İnsan olsa şey evet. diye der artık yani zaruret var. Yani hapse yani, gideceğiz zaruret var yapalım bunu diye kendini kandırmıyor. Ve bakın yani ama niye şaka birçok, değil. Hani böyle tabii. şakalaşma değil ki zindana atılıyor zaten. Tabii, tabii. Ki zindanla ya yani. Ya zaruret var. Zaruret var. Şimdi günümüzde. Yani bu zaruret hayır, lafını mı kullanıyorsunuz? Hayır. Hiç dindarlara darın çok tabii, kullandığı dindar, bir kelime bizim, bu. Bizim Allah korusun yani şimdi günümüzde birçok kimse zaruret var diye neler yapmıyoruz? Zaruret var diye alınan faizler, zaruret var diye alınan rüşvetler, zaruret var diye başkasının hakkını yemeler, evet. Zaruret var diye İltimas yapılmayan ibadetler. İşte ne bileyim iş yerinde artık zaruret var, beni işten kovacaklar, ibadetimi yapmıyorum. Zaruret var işte burada bu parayı işte almam lazım yani evet. sistem bu. Biz zaruret var diye kendimizi ne kadar kandırıyoruz? Ve Hazreti Yusuf. Ve şaka değil çünkü gerçekten sonra zindan atılıyor. Şimdi bir... Ve isyan bir de, etmiyor yani. Bakın bir de şu önemli. Demiyor, Hazreti Allah, Yusuf, ben zina etmedim niye buradayım demiyor. Orada yani. İnce bir şey var bakın. Hazreti Yusuf'un canı aslında beraber olmak istiyor cinsel açıdan. Evet. O da istedi diyor. Fakat bak bir insani eğilim Hazreti Yusuf'ta var. Onu büyüten şey o. İçinde o cinsel eğilim istek olmasına rağmen Hazreti Yusuf onu yapmıyor. Çünkü Allah ayetten, zina yasak eden apaçık ayetin bildiği için. Hazreti Yusuf'u yani. Böyle bir insandan farklı bir varlık olarak gösterirseniz. Evet. Mesela cinsel eğilimleri yoktur. Veyahut da ne bileyim insan gibi zindan mindan onu etkilemiyor diye gösterirseniz. O zaman burada bu yaptığı olayın büyüklüğü tabii, küçülür. Küçülür tabii. Ama her insan gibi o da bir cinsel eğilimi var da oradaki açık daveti hapis tehdidine rağmen yapmamışsa o her insan gibi açık havada olmayı zindandan çok daha fazla tercih etmesine rağmen Allah'ın sınırlarını çiğnememek için zindana gitmişse Hazreti Yusuf'un yaptığı şey büyür ve bizim onu örnek almamız düşünebilir. Aynı duruma düşen insan ben de Hazreti Yusuf gibi yapmamalıyım der. Evet siz buradan bir yere bağlayacaktınız. Yani bu yani hikayeler... Bunların hiçbiri yani bize çoğu insanın zannettiği gibi böyle
bir hikaye olsun diye, aşağı bir masal olsun diye ya da kim insanların son dönemlerde özellikle Kur'an'a atfettikleri gibi bunların aslında tarihsel yaşanmamış olaylar yani böyle tarihselci bakış açısıyla bunların aslında hepsi örnekliktir, hiçbir yaşanmamıştır falan tarzında yaklaşımlar değil. Tamamen inananların örnek almaları gereken, tamamen inananların bizzat hayatlarını tatbik etmeleri gereken, bakın boşuna peygamberlerin beşer olduğunu bu kadar vurgu yapmıyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani ancak beşer olan bir peygamberi yani ayakları yere basan, örnek alınabilir, hayatın içerisinde yaşayan, işte bakın peygamberimiz evlatlarını kaybediyor. Düşünebiliyor musunuz? Evlat acısı evlat yaşıyor. Acısı, evet. Yani eşlerle sorunlar yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz bunu. Yani işte zulmediliyor peygamberimize. Birçok sıkıntı çekiyor. Yani peygamber olduğu zaman insanlar zannediyorlar ki yani dünya hayatında oh çok rahat ediyorlar. Herkes işte hürmet ediyor. Yani en yakındakiler peygamberimize ihanet ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de münafıkın suresi var. Münafıklar daha peygamberimiz hayattayken Müslümanlar arasını bozmaya çalışıyorlar. Fitne fesat çıkarmaya çalışıyorlar. Yani nelerle uğraşıyor peygamberimiz? Biz kimiz ki peygamberler gibi olalım lafı? Evet. Maalesef işte bununla alakalı. De, yani böyle dersek örnek almamız mümkün değil. Bir de orada yani. Şey de gözüküyor. Ya orada zaten sıra dışı olaylar evet. var. İnsan üstü bir insan olaylar yapamaz var. Mı? Tabiat evet. üstü olaylar var. Bir insan bunu yapamaz. Lafı i̇şte boş ondan mu? Dolayı zaten insan mesela hocamın dediği gibi yani böyle bir zina gibi bir durumla karşı karşıya kaldığı zaman ne yapayım ben de peygamber dedim nefsime yenildim diyebiliyor işte bir insan. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Tecrit'te yok peygamberimiz mesela bütün örneklerde gözüküyor. Yani kendi bir aile yaşantısı var, ailesinde sorunlar var, çocuğu gereğinde evet. ölmesine sabrı var, şu var, bu var. Bunları yaparken Allah rızası için mücadelesini devam ettiriyor. Yani toplumdan tecrit olarak yaşanan bir dindarlık değil, katılarak yaşanan bir dindarlık topluma. Yani bütün normal bir aile yaşantısı varken, normal bir gündelik işlerini görürken, aynı zamanda tamamen Allah rızası ile ilgili bütün işlerini ön plana alan bir yaşantı var peygamberde. O da önemli. Evet, Hikmet Oğuzhan Ergin demiş ki salavat dua değildir. Salat ve selamı anlatırken siz öyle bir şey dediniz ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyte selam göndermektir. Oraya ilahiyatçıları çıkartın demiş. Biz neyiz ya? Kızmış bize. Hikmet Oğuzhan Ergin. Yanlış biz söylediğimiz ayetlere şimdi bir daha aslında baksın. Oraya ilahiyatçılar çıkartın derken şu yani biz de ikimiz de yüksek lisans doktorumuz ilahiyat fakültesini yaptık hocamla da onların evet. dediği şu aslında. Orada bizim duymak istediklerimizi anlatacak ilahiyatçıları çıkartın. Duymak istediklerimizi evet. söyleyelim. Ama maalesef böyle bir şey yok. Allah'ın yani, dediği bir daha söyleyelim. Yanlış anlaşılmış Kur'an'ı olabilir. Açsın, ne demek istediniz? Şimdi, ne demiştiniz? Şimdi bir daha şunu diyelim. Peygamber'e bir daha söyleyelim hocam. Söyleyelim. Şimdi Ashab suresi 56. ayette Allah'ın ve meleklerin peygambere salat ettikleri geçiyor. Hı. Şimdi bazıları da Türkçe çevirirken bunu hatta salavat ederler getirler evet. diye çevirmiş. Bir kısım da Türkçe'de zannediyor ki işte sonra ayetin devamında da şey diyor. Siz de işte Allah melekleri salat ederler. Siz de salat edin evet. diye geçiyor. Siz de salat ve selam edin diye geçiyor. Şimdi bir kısım insan da bunu şöyle anlıyor. Ha, peygambere salat etmek nedir? Allah mesela ile Muhammed'e ve Ali Muhammed demektir. Ben her ismini duyduğumda bunu demem salat etmektir diye geçiyor. Hı. Fakat burada şey dikkat etme gerekiyor. Bu değildir. 13 ayet size. Önce bak bu ayet 56. ayet. 13 ayet öncesine gitsinler. 43. ayete baktığında Allah ve melekleri bütün inananlara salat ediyorlar. Hı. O zaman bütün inananlar için mi Allah aynı tip bir ifadeyi söylüyorlar? Niye salat ettikleri de geçiyor 43'te? Onları karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için. Ha buradan biz şunu görüyoruz. Salat kelimesine verilmesi gerekli anlam destek olmaktır. Zaten Arapça sözlüklerde de bu anlam vardı. Birçok tefsirci de bunu söylemiştir. Hani yepyeni bir şey. Biz icat etmiyoruz. Zaten bu orada var bakarlarsa. Demek ki o zaman salat kelimesini böyle Kur'an içindeki kullanımına özellikle Allah melekleri peygambere yaptığında bizim onlar gibi yapmamız gerektiği düşünüldüğünde bu bağlamdaki salat kelimesinin anlamı peygambere destek olmak demektir. Ve nitekim Kur'an'da eğer ki bunun dışında bir şey anlıyorlarsa Kur'an'da 4-5 yerde Muhammed ismi geçiyor. Tamam efendim. Onların hiçbirinin yanında tabi Allah mesela ala Muhammed'in ve ala Muhammed dememiş be Allah. Neyse, yani bunu da değil, önceki programın başına bunu demeyin demedik zaten. Evet. Hani bir de anlamak Aynen. istediği gibi anlıyor galiba bazıları. Şimdi peygambere bunu deyin ama başka demekten şeyler de ibaret bırakmayın demek yani. Değil, evet, sadece demek değildir. Demek salat etmek değildir zaten. Hı. Demenin salat etmekle bir alakası yoktur. Bizim dediğimiz şey Allah'ım sen peygambere ve onun soyundan olanlara destek ol diye bir duadır. Evet. Ha, o dua yapılabilir. Ama bizim Allah'ın destek olması için yaptığımız bir duadan ibarettir. Bizim destek olmamız ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Bizim Allah'a yardım etmemiz. O nedir? Destek i̇şte olmamız. İslam
yolunda yapılan her şey İslam'ı yaşamak, yaşatmaya çalışmak, İslam'a karşıt gelen saldırılara cevap vermeye çalışmak, İslamofobiyi yok etmeye çalışmak, İslam'la ilgili olabilecek her türlü faaliyet peygambere salat etmektir. Çünkü onun davası istiyorum. İslam'dır. Evet. Yani Allah zaten bu programda bir salattır. Yani. İnşallah. Bizim niyetimiz odur. Allah bilir. Tabii. Allah bilir. Allah zaten etsin. İnsanların desteğine, yardıma ihtiyacı yok aşağı. Yani aslında oradaki Allah'ın bunu söylemesinin sebebi şu. Aslında siz orada kulluğunuzu ispat ediyorsunuz. Evet. Allah'a olan teslimiyetinizin ispatını yapıyorsunuz. Allah yolunda mücadele ederek. Yani peygamberimize destek nasıl olacağız? Peygamberimiz şu anda hayatta değil. Evet. Peygamberimize destek olmak demek Kur'an'ı en güzel şekilde anlayıp yaşayıp tatbik etmek ve insanlara tebliğ etmek, anlatmaktır. Böyle algılamak ve anlamak lazım. Efendim Erkan Tan'la tartışalım devam edecek. Şu 40 yoldan başkası var mı? Bir tane anlattınız başka. Çok yani o. Dediniz ya birkaç mesela, tane daha anlatın da reklamlara yayınlayalım efendim. Evet, yani mesela en başta kalbin temiz. Kendini kandırmanın 40 yolu. Evet, evet, yani mesela en başta insanın iddia ettiği şeylerden bir tanesi benim kalbim temiz iddiası. Bu da Kur'an aslında birçok ayette bizi uyarıyor bu noktada. Yani kendi kendinizi temize çıkarmayın diyor Nur suresinde. Yani nefsinizi akbak bunu yapacağımızı istermeyin. Biliyordu demek evet, ki yani, Allah şüphesiz her şeyi kesinlikle. Bildiği gibi. Sinelerin özünde olanı bilen Allah'tır diyor mesela bize. Yani biz genelde maalesef dini gerekleri yerine getirmek istemediği için insanların önemli kısmı. Genelde dini sadece bir iyiliğe indirgiyor ya da kalp temizliğine indirgiyor ve diyor ki ya benim kalbim temiz zaten ben iyi niyetli bir insanım. Dolayısıyla bak dindar olup da birçok kötülük yapan var. Kötü örnekleri sadece kendine esas alıyor, dikkat alıyor. Dolayısıyla yani Allah da beni affeder herhalde yine. Başka? Mesela yollardan bir tanesi işte Allah beni affeder dedik. Ben yapayım nasıl olsa Allah affeder. Ya da ileride nasıl olsa yaparım. Yani burada da aslında Kur'an-ı Kerim bize çok bir şekilde söylüyor yani şeytanın insanları Allah'ın rahmetiyle kandırdığı. Allah'ın rahmetine sığınarak insanları kandırdı. Birçok insan da şöyle düşünüyor. Allah rahmet sahibi. Ben biraz gençliğimde şu yapmak istediğim şeyleri yapayım. Yaşlılık döneminde de ömrümün sonlarına doğru da biraz artık ahiretime yönelik olarak eylemlerde bulunurum. Güzel şimdi ben bir güzel halbuki söyleyeyim. Yani ben Emre Hocam'ın kitabıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi bu kitabın çok güzel bir kitap. Yani hı, okumayanlara mutlaka okumasını tavsiye ediyorum. Emre Hoca'nın kitabı. Dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu. PDF'i de internette Emre Hocam'ın sitesinde var. Ben okudum. Harika bir kitap. Yani orada şuna dikkat etmek lazım. Şimdi oradaki 40 tane kendini kandırma yolunu Emre Hocam'ın deşifre etmesinin önemi şurada. Şimdi psikolojide de bir bilişsel zıtlık teorisi diye bir şey vardır. Bu bilişsel zıtlık teorisinin bize söylediği şey şudur. İnsanın bilinç halleri arasında veya bilinçle davranış arasında zıtlığa insan tahammül edemez. Bunları bir şekilde mekanizmalarla yok etmeye çalışır. Hmm. Ha bu neydi? Birinci şu zihnimiz bir inananın inananın zihninde şöyle bir şey var. Allah var. Allah her şeyden daha önemli. Bana bir din emretmiş. Tamam. Diyelim ki bu dini bir de yaşamıyoruz. Yaşamıyorum. Mesela, Allah var, din var, bana emretmiş. Mesela bir de bir mal yığıyoruz. Yaşamıyorum. Zıtlık dediğiniz bu mu? Evet. Yani Allah var diyoruz ama yok gibi yaşıyoruz. Yok gibi. Mesela malı yığıyoruz mesela israf etmiyoruz. Fakire vermiyoruz, şey vermiyoruz. Şimdi bunu ne yapacak? Bu zıtlığı gidermek için birçok insanın yapacağı şey şudur. Ha, Kur'an'ın tavsiye ettiği bu zıtlığı giderme tövbe et ve düzel. Hmm. Kur'an'ın tavsiyesi budur. Fakat insanların bir kısmı burada kendini kandırmanın yolları nedir? Bu durumu devam ettirmek için bir kendini kandırma yollarımız var. Hoca onlara dikkat çekiyor. Nedir? Ha ben ileride işte 60 yaşından sonra dini yaşarım. O zaman ne yapıyoruz? Ama yani garantisi yok yani o yaşa gelmeye. Bu şu anda önemsiz. Ben yani malı yığmaya devam edeyim. Ha 60 yaşından sonra yaparım. Bakın dikkat edin. O zaman o zıtlıktan doğan gerilimi azaltıyoruz. Böyle zıt şekilde yaşamaya devam edebiliyoruz. Veyahut da başka bir mekanizma hocamın dediği gibi benim kalbim temiz. O zaman ne diyorum? Yani ben en önemli şeyi yapıyorum. Kalbim temiz. Hani dinin bu isteği o kadar önemli değilse ha bu aradaki zıtlık da önemsiz. Bakın o zaman yine bu emredilenle bizim davranış arasımızdaki açık bizi rahatsız etmiyor ve düzeltmeye gitmiyoruz böylece kendimizi kandırıyoruz. Ha bunun gibi Emre Hocam 40 madde sayıyor. O bunun önemi şurada. Eğer ki bize nefsimizin oynadığı bu oyunları ki orada 40 oyun var daha da fazlası vardır deşifre edersek kendi kendimizi kandırmaktan Allah'ın istediği gibi kul olmamaktan kurtuluruz. Bu açıdan bunları deşifre etmek önemli. Kişi genelde şöyle söylüyor. Yani maddelerin yarısından çoğu benim bizzat hayatımda tatlı getirdiğim yaşadığım şeyler. Yani, onun için mi kitabı getirmedin? Yamamayalım diye. Yok, var zaten göndeririz. Peki hocam. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Caner Taslaman, Emre Dorman sizlerle ve bizlerle birlikte olmaya. Reklamlardan sonra da devam edecekler. Erkan Tan'la tartışalım programında. Şimdi reklamlar var sırada.
Sevgili seyirciler, Erkan Tan'la Tartışalım programı devam ediyor. Beyaz TV'de Perşembe geceleri saat 23'te. Kimi zaman bir siyasetçi, kimi zaman bir din adamı, kimi zaman bir tıp adamı, kimi zaman bir felsefeci programımızda misafir oluyor sevgili seyirciler ve tartışıyoruz. Twitter hizmetinizde oradan bize ulaşabilirsiniz. Profesör Doktor Caner Taslaman ve yardımcı doçent Doktor Emre Dorman sizinle ve bizimle birlikte. Emre Bey, Kur'an-ı Kerim'le teşrik-i mesaimiz devam etsin isterseniz, öyle devam edelim. Kutlu evet. Doğum haftası nedeniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun getirdiği büyük mucizeye, Kur'an-ı Kerim'e ayırdık programımızı isterseniz bugün. İsterseniz o zaman şöyle yapalım. Ben kısaca biraz Kur'an hayatımızdaki yerinden bahsedeyim. Sonra Caner evet. Hocam da son kısımda isterseniz biraz bahsetsin. Yani Kur'an'ın Allah kitabı. İnşallah tabii şuradaki yani. Bir kitap var. Terörün ve cihadın retoriği. Bu da önemli. Yani tabii. IŞİD terör örgütü münasebetiyle çok önemli bir yeri var şu anda. Diyanet işlerini tebrik etmemiz lazım. Her sene bence bir de tema seçiyorlar. Evet. Kutlu Doğum Haftası ile ilgili. Bu tema seçmenin önemi şurada bence. Bir tema seçtiğinde peygamberi anlama vazifesine daha çok hizmet ediyor. Tabii. Bir başlık seçiyorsunuz. O başlık çerçevesinde mesela peygamberi anlamaya çalışıyoruz her sene. Tabii yani büyük bir rahmet tabii. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama onun mesela bir bölümünü daha çok konuşmak. Diyelim insanlık hizmet eder ama. İnsanlık onuru seçilmişti. Güzel başlık. Bu sene seçilen başlıklardan biri de insanların bir arada olması. Birlikte yaşama. Tabii. Çünkü Kur'an'da da buna mesela ilgili ayetler var Kur'an'da bununla ilgili. Nedir? Mesela dinde zorlama olmaması Kur'an'da. Bunda çok önemli bir ayet. Evet. Çünkü eğer ki siz dinini zorla başkalarına yaşatmaya kalkarsanız o diğer öteki dediğimiz yani İslam'ın dışında kimselerle bir arada yaşamanız mümkün olmaz. Doğru. Veyahut da Kur'an'da mesela Müslümanların mezhepleşmemesi yani daha doğrusu fırkalar ayrılmaması, bölünmemesi var. Bak Müslümanlar arasında dostluk, kardeşlik için mesela bu tip ayetler çok önemli. Var tabii. Veya insanların renklerinin dillerinin ayrı olması Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak sunuluyor. Çok mühim bir laf. Başka Allah'ın ayetlerinden bir ayet. Evet. Allah dileseniz sizi farklı tek diller, yapardım. Farklı tabii. ırklar. Yani bunu bilen bir insan kimsenin dilini yok etmeye çalışmaz. Onu kendi dilinden dolayı hakir görmeye çalışmaz. Onu dünyadaki bir zenginlik olarak addeder. Ha bunu böyle bakıyorsanız farklı dil olan insanla daha güzel bir arada yaşarsınız. Evet. Ondan Diyanet bu sene çok güzel bir başlık yani seçmiş. Dikkat ederseniz dünyanın en medeni dediğimiz bugünkü ülkede yüzlerce yıl sırf farklı bir renkten, farklı bir coğrafyadan diye özellikle Afrika başta olmak üzere insanlığı sömürdüler, evet. sömürgeleştirdiler. Yani onlara insan muamelesi bile yapmadılar. Yani gerçekten evet. kabaca ifadesi tam da bir hayvan şeyle baktılar, değerlendi. Neden dolayı? Farklı bir ten renginden, farklı bir kültürden, farklı bir coğrafyadan oldukları için. Yani bunu işte hocam dedi ki mesela Allah yine Kur'an-ı Kerim'de Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı diyor. Devam edelim. Evet. Şimdi tabii mesela, dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Yani o da Allah'ın ayetlerinden yani. Allah'ın dileği farklı ümmetler, tanışıp kaynaşalım diye zaten. Irklar ve diller evet. Evet. Allah'ın ayetlerinden. Şimdi Kur'an-ı Kerim'imiz baktığımız zaman Kur'an'ın alemine rahmet, merhamet olarak gönderildiğini görüyoruz. Yani merhamet kaynağı olduğunu görüyoruz. Kur'an anlaşılmak üzere okunmak, ayetler üzerine derin derin düşünmek ve hayata tatbik etmek üzere gönderilmiş bir kitap. Yani bu çoğu zaman aslında dikkatimizden kaçan bir şey. Yani biz maalesef Kur'an'ı sadece yüzünden seslendirerek okuduğumuz için çoğunluk böyle yaptığı için Kur'an'ı anlamak ve ayetler üzerine derin derin düşünmek faaliyetini yerine getirmediğimiz için işte Kur'an'dan bu kadar uzak bir din anlayışına sahibiz. Dolayısıyla bir inananın Kur'an'la ilişkisi Kur'an'ın gönderilme amacına uygun olmalıdır. Kur'an'ın gönderilme amacı seslendirilmek üzere dildir. Kur'an'ın gönderilme amacı anlaşılmak üzeredir ve yaşanmak üzeredir. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela Kur'an'ın sıfatları var. Kur'an'ın sıfatlarından bahsedeyim. Mesela Kur'an doğruya ulaştıran bir rehberimiz. Hüda. Mesela Kur'an'ın bir sıfatı. Yine mesela nur. Yolumuzu aydınlatan ışık. Mesela ruh. Hayatımıza canlılık kazandıran. Yine mesela Furkan. Doğruyu yanlıştan ayıran ölçümüz. Ölçümüz. İnanılmaz. Evet. Mesela hak. Gerçeği getiren. Mesela temsil eden. Mesela şifa, manevi hastalıklarımıza ve aksaklıklarımıza şifa olması. Yine mesela mübin, yani okunup anlaşılsın diye kolaylaştırılmış, apaçık kılınmış bir kitap. Yine mesela zikir, bakın Kur'an sıfatlarından bir tanesi, öğüt verici, hatırlatıcı. Dolayısıyla eğer ki Kur'an'ın bu sıfatlarını hayatımıza yansıtmazsak o zaman Kur'an'la ilişkimiz nasıl olur? Bakın toplumun Kur'an'la ilgili genel algısına bakalım. Şimdi Kur'an maalesef daha çok evimizin en güzel köşesinde duran,
Ve çoğunlukla da işte duvarda en yüksek yerde ya da bir işte kütüphanenin üstünde ve duran. Çok güzel ve böyle güzel kaplan içerisinde duran. Bazı günlerde gecelerde sadece çıkartılıp okunan. Böyle hayatımızın dışına çıkmış, uzaklaşmış bizden. Hatta çocukları çarpar diye korkuttuğumuz bir kitap haline gelmiş maalesef. Yine mesela kimi ayetlerini böyle çerçeve içerisinde, tablo içerisinde koyup duvara astığımız bir süs eşyası haline gelmiş. Yine mesela nadide nüshalarının böyle müzayedelerde satıldığına tanık ediyoruz mesela Kur'an-ı Kerim'in çeşitli nadide nüshalarının. Ya böyle gizemli, tılsımlı yani hayatımız içerisinde elimizin altında olması gereken, sürekli okumamız gereken bir kitap olması gerekirken uzaklarda duran bir kitap. Çünkü böyle olmasının sebebi şu, genel algı şu, yani en güzel şekilde seslendirilmesi gereken bir kitap kıldık Kur'an'ı. Mesela bizde Kur'an'ı anlama yönelik değil de en güzel şekilde Kur'an'ı okumaya seslendirme yönelik olarak mesela yarışmalar düzenlenir. Mesela Kur'an ziyafeti deriz. Bunlar evet Kur'an ziyafeti deriz. İşte ama sizin burada söyledikleriniz bunların reddi anlamına gelmiyor. Ya. Bunlar duracak ama, işte bakın, ama başka anlamları yani da hayata geçecek. Yani Kur'an'ın bir gönderiş amacı var. Bu gönderiş amacı temelde anlaşılmak ve yaşanmak üzere. Ama Kur'an'ı seslendirmekten ibaret kılarsak o zaman gönderiş amacının dışında Kur'an'da bir ilişki kurmuş oluruz. Evet. Yani bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bakın Kur'an'ın güzel bir şekilde okunmasına kimsenin bir itirazı yok. Bir şimdi Twitter'dan gelen mesajlara bakıyorum. Bilerek, isteyerek ve planlayarak bazı arkadaşlar söylediklerinizi yanlar. Bilerek, isteyerek ve planlayarak yanlış yorumluyorlar. Şimdi yanlış anlıyorlar desem insani bir durum. Hoş karşılanabilir ama bilerek, isteyerek siz diyorsunuz ki ya sadece işte okumaktan, seslendirmekten ibaret ya da sadece ölen arkasını okunan eksik bir kitap. Diyorsunuz. Ölen arkasını okunan bir kitap haline getirir. Bunu reddettiğiniz anlamında bir yaygı var. Şimdi internette. Onlar tabii yani belki organize bir şey yapmaya çalışıyorlardı ama yani eğer ki burada bizim Caner Hoca'nın benim konuştuklarımdan, şu ana kadar söylediklerimden, Kur'an'dan bunu iddia ettiklerimiz şey, çürütebilecekleri veya bizim yanlış söylediğimiz ispat edebilecekleri bir şey varsa buyursunlar söylesinler. Twitter ortada bunu söylerken o ayeti de söylesinler. Şu ayetle çelişiyorsunuz desinler mesela. Doğru. Yani burada bizim ne söylediğimiz bir önemi yok. Yani Allah'ın ne söylediğinin önemi var. Dolayısıyla biz Allah'ın kitabından konuşuyoruz. İşte dediğimiz gibi her şey serbest, buyursunlar söylesinler. Kur'an yani ayetinin numarasını yazsınlar desinler ki Emre Hocam çok güzel söyledi gerçekten. Şu Kur'an ayetiyle dediğiniz çelişiyor desinler. Aslında ya bakın bunu söylediğiniz zaman Erkan Bey çok acı bir şey söylüyorlar biliyor musunuz? Bana Kur'an'dan delil getirme diyor insanlar. Allah Allah, bu ne kadar gidiyor yani. Ya bu söyleyenler Müslüman etmek için bu lafı da mı söylüyorlar? Kur'an'ı bırak yani diyor mesela. Bazı hocalarla girilen tartışmalarda bunu gördük internette. Yani Kur'an'ı bırak şimdi, Kur'an'dan delil getirme diyor adam. Yani burada bir nereden şeyi delil getireceğiz? Çok aslında hocam buradan şeye dönebiliriz de kısacası. Yok bir daha onu tamamlasın isterseniz hocam Emre Hanım. Yani siz Kur'an-ı Kerim'i seslendirmeye yönelik bir yani seslendirme ve şöyle bir ilgi var. Yani sadece ölülerin arkasını okun. Bakın mesela diyelim ki mezarlıkta defnedilirken mefta Kıyamet Suresi okunuyor. Bakın Kıyamet Suresi müthiş bir suredir. Kur'an 75'in suresi. O kadar güzel ifadeler yer alır ki. Yani o mesela orada Arapçası okunsun. Kimsenin buna bir itirazı yok. Ama bir yandan aynı zamanda mesela anlamı da insanlar okunsun ki insanlar bir ibret alsınlar oradaki ölüden. Ölümden bir ibret alsınlar. Mesela Kur'an okunuyor evlerde gayet güzel. Yani Allah'ın kitabı okunuyor. Buna kimin itirazı olabilir? Siz böyle şeyler söylediniz yani sanki okunmasın olabilir dediğinizi yayıyorlar bakın, internette. Ya, Erkan Bey biz hayatımızı Kur'an'a adamışız. Yani bu kadar kitap yazarken bunda bütün yazılan bu kitaplar insanların dikkatini Kur'an'a çekmek için yazılan kitaplar. Yani bizim insanların Kur'an okumasın dememiz mümkün mü böyle bir şey? Bir de Kur'an'a her işte iltifat insanlar, onu yakalamak lazım. Hazreti Muhammed'e iltifattır. Hazreti Muhammed'e her iltifat Kur'an'a iltifattır. Yani böyle bunlar da birbirinden kopuk şeyler değildir. Ayrı değildir tabii. Yer Resul'dür Hazreti Muhammed. Onun zaten mesajı Kur'an'dır. Kur'an Hazreti Muhammed'in eliyle gelmiştir. Yani hangisine mesela iltifat ederseniz diğerine de aynı zamanda gider o iltifat. Yani Kur'an ayetleri dedik insanın ruhuna şifa olmak içindir. Ama mesela maalesef çoğu kişi Kur'an'ın bir takım ayetlerini belli şeylerin üzerine okuyarak işte bir şeyleri yazıp da birilerine böyle muska yaparak vesaire bir takım şeylerle böyle tılsımlı, gizemli böyle bir şey kitabına çevirmişler. Yani yaşam kitabını indirilme sebebinden çok ayrı bir anlam yükleyerek maalesef bir ilişki kurmuşlar. Evet. Şimdi bundan dolayıdır ki diyoruz ya yani Müslüman ülkelerin, Müslümanların büyük çoğunluğunun bugünkü durumuna baktığımızda Kur'an'daki birçok prensipten habersiz olduğumuzu görüyoruz. Yani bizim bakın Müslüman dediğimiz zaman genelde insanın ilk aklına gelen şeyler nedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Bunlar dinin gerçekten çok önemli, olmazsa olmaz şeyleri. Hı. Ama İslam bunlardan ibaret değil.
Yani bu kadar prensip var, bu kadar emir var Müslümanların örnek olması beklenen. Dolayısıyla eğer ki biz sadece bunlara odaklanırsak, dini sadece bunlardan ibaret kılarsak, işte Kur'an'daki birçok prensibi göz ardı etmiş oluyoruz. Dikkate almamış oluyoruz. Mesela o gıybetle ilgili ayetin Türkçesini ben ilk okuduğumda günlerce kendime gelememiştim. Ölmüş yani. Kardeşinizin gerçekten. Etini yemek ister misiniz? Yani, iğrenç bir benzetme yani. Birbirinizi çekiştirmeyin, kaş göz işareti yapmayın diyor. Yani insanlar arasında laf taşımayın diyor. Bu ayet yani. Evet, Kur'an-ı Kerim evet. ayeti evet. duruyor orada. Tabii o gıybeti durdurmak için bizim o ayetin manasını da anlamaya çalışmamız lazım. Bu çok önemli. Evet. Yani mesela geçen ben Twitter'dan bir şey yayınlamıştım. Çok şey aldı ama bazı arkadaşlar bir itiraz eder. Dedim ki yani bugün ahlaklı bir insan örnek olarak bir Müslüman değil de bir Japon gösteriyorsa herkesin Müslümanın sorgulaması gerekir dedim. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Kur'an peygamberimizin üstün bir ahlak üzerinde olduğunu söylüyor. Ama maalesef biz ümmeti olduğumuzu iddia edip ahlaki ilkelerden çoğu zaman ödün verebiliyoruz. Bir de şöyle bir şeye baklamamız lazım. Yani peygamberimizin peygamberliğine itirazlar gelince peygamberimiz bunlara karşı ne demiştir? Ne, ne dediği Kur'an'da geçiyor. Mesela peygamberimizin peygambere itiraz gelince hiç şöyle bir şey yok. Peygamberin gölgesi yere düşmezdi. Veyahut da peygamber bilek güreşinde herkesi yenerdi. Veya peygamberle bir savaş yapın. Bak sizi savaşta yenecek demek ki o peygamber görün. Mesela hiç böyle bir ayet yok yani Kur'an'da. Peygamberin peygamberliğine itiraz edenlere karşı da mesela Kur'an'da mesela Hud suresinde şöyle geçiyor. Haydi onun benzeri Kur'an'ın 10 tane sure getirin. Bakara suresinde de diyor ki haydi bu surenin benzeri bir sure getirin. Ve sonra Kur'an meydan okuyor. Bunu yapamazlarsa diyor onların yalancılar olduğunu bilin. Yani Kur'an'ın meydan okuması kendi metni üzerindendir. Kur'an'ın bir benzerinin getirilemeyeceği üzerinden evet. meydan okunmuştur. Buna dikkat edin. Peygamberimizin en büyük mucizesi dediğimiz tabii. mevzulardan biri de bu. Tabii ki. Peygamberimizin peygamberliğini tarihte oynadığı rol, hayata anlam vermesi, oturtması bir başka şeylerden de belki anlayabilir. Ama temelde peygamberimizin peygamberliğinin delili Kur'an'dır. Bunu Kur'an'ın dediğin gibi o demin ki açıkça meydan okumalarından da görüyoruz. Mesela şöyle birkaç tane şey diyeceğim. Biliyorum vaktimiz yok. Az vaktimiz kaldı. Mesela Kur'an'da öyle bir ifadelere rastlıyorsunuz ki birçok zaman anlatmaya çalışıyorum. Mesela Kur'an bir anda evrenin genişlemesinden bahsediyor Zariyat suresi 47. ayet. Evet. Ve bu fiziğin son dönem çok yeni keşfettiği bir şey. Bunların detayları... En popüler konularından biri şu anda. Yani fiziğin tarihinde, bütün dünya fizik tarihinde bulunmuş en önemli olaylardan 3 tanesini say deseniz bir kesinlikle budur. Belki bir numaradır. Evrenin genişlemesi. Çünkü şöyle düşün, evrene bütün yukarıdan bakan bir gözle baksak ilk söyleyeceğimiz şey yukarıdan sürekli genişleyen şöyle bir evren var ya, evren genişliyor olurdu. Hı. O kadar önemli, o kadar temel bir şey. Diğer taraftan mesela aynı Kur'an'da bu evrenin sonunun geleceği bir sürü ayette anlatılıyor. Yıldızların ışığı söndürü de diyor Mürselat suresinde, Tekvir suresinde. Güneşin sonunun geleceği geçiyor. Başka yerde gezegenler dağıldığında geliyor. Dünyanın sonunun manzarası çıkıyor. Şimdi bilimsel bir gerçek olarak bu evrenin de sonunun geleceğini biliyoruz. Mesela bunu da bir yere yazalım. Tabii hepsini saymayacağım. 3-4 örnek verip sonra bunlarla nasıl bir akıl yürütme yapılabilir ona değinmek istiyorum. Başka bir ayette bakıyoruz. Nur suresindeki bir ayette. Denizin altındaki karanlıklardan bahsediyor. Bakın peygamberim, Kur'an'da çok denizle ilgili örnek vardır. Oysa peygamberimiz Mekke'de, Medine'de yaşıyor. Hiçbiri deniz kenarında değil. Yani denizden çok uzak değil. İşte değil ne bileyim Mekke'ye ciddi ama sonuçta deniz kenarında yaşamıyor. Ona karşıt Kur'an'da çok örnek var. Ben deniz kenarında hayatı geçmiş bir insanım. İstanbul'da yani birçok zaman denizde de yüzdüm ettim. Ama biri bana karanlıklarla ilgili örnek ver dese hiçbir zaman denizin altına örnek vermem. Hı hı. Niye? Çünkü denizin altına baktığımda karanlık gözükmez. Ama biz mesela günümüzde biliyoruz ki... Tabii günümüzde ışın... çok yakından biliyoruz denizin altının her santimetresini belgeseller tabii. dolayısıyla. Tabii ama şimdi, o zamanlar onlar bilmiyorlardı. Yani insanlıktan son birkaç yüzyılda bu denizaltılarla evet. altına falan inmedi. Biliyoruz ki ışık kırıla kırıla belli bir şeyden sonra ışık hiç denizin altına girmiyor. Zifir en ufacık bir şey. Yani okyanuslar ki dünyanın dikkat edin büyük bir kısmı okyanuslar ve bunların önemli bir kısmı oldukça derindir. Dünyadaki... En büyük karanlık alanın büyük bir en büyük karanlık alan aslında okyanusların altıdır. Evet. Niye? Çünkü gece de gündüz de. Tabii. Çünkü gündüz küpegündüz ışıkken bir okyanusların altı karanlıktır. Yukarıdan bakınca bunu fark edemezsin ama Kur'an karanlık için örnek verirken öyle bir karanlıktır ki denizlerin altındaki karanlığı örnek veriyor. Sanki elini kaldırsan göremeyeceksin gibi diyor. Sonra dalga üstüne dalga gibi ifade var. Bunu daha çok mecazi alınmış tefsirciler. Hı. Ama mecazi anlamın dışında biz bugün biliyoruz ki denizlerin altında dalga üstünde dalga var.
Yani aslında tam direkt ayetin literal anlamında, açık anlamında bir şey var. Mesela bir bakın, Kur'an demin söyledik, evrenin genişlemesi, diğer taraftan sonu. Burada denizlerin altından örnek veriyor. Başka bir taraftan bir bakıyoruz, anne rahmindeki aşamaları Kur'an muazzam bir şekilde anlatıyor. Mesela anne rahminin de bir aşamada alak oluyor gerçekten. Anne rahmine embriyo ilk safhalarda asınıp tutunur. Alak dediğimiz odur. Alak kelimesinin de Arapçası aslında asılıp tutunma anlamı verir. Sülük anlamı da vardır ki gerçekten de sülük gibi embriyo ilk haftalarda oraya asılıp tutunur. Şimdi bu bakın, bir yerde embriyo ile ilgili Kur'an'ın bir izahı, bir denizin altı, evrenin sonu, genişlemesi, birbirinden apayrı alanlarla ilgili Kur'an olağanüstü izahlar yapıyor. Şimdi bunu Hazreti Muhammed diyelim ki Kur'an'ı uyduruyor. Yani Hazreti Muhammed'in peygamberine itiraz edenler ne diyorlar? Bunu uydurdu diyorlar. Nasıl bunu uydurdu söyle yani. Ne diyecek? İşte kafadan atarak bunu tutturdu. Bunu yani bir şeyi kafadan atmak yani, için bile biraz fikir sahibi olman lazım. Evrenin genişlediği gibi bir şeyi kafadan atmayla tutturdu demek için veya böyle farklı alanlar hep kafadan atarak tutturdu demek için ancak bir böyle kafir inadı lazım. Yani. Peygamberimiz çölün altında Hubble'ın teleskobunu saklamıyordu yani. Tabii hocam da çok güzel. Veyahut da kimisi diye bir kafadan attı değil de yani şimdi biraz daha akıllısı şöyle diyeyim. Kendi aklıyla bunu buldu diyebilir. Hani kafadan attı değil. Ya kendi aklıyla buldu dedin, evrenin genişlediğinin anlaşılması Emre hocamın dediği gibi teleskobun bulunmaz. Ama teleskobu bulup da birine bugün ver bulam anlayamaz. Anlayamaz. Çünkü niye? Doppler etkisiyle Hubble gibi biri teleskoptan bakınca onu anlıyor. Doppler etkisi denen etkin olması ise fizikte belli gelişmelere muhtaç. Teleskobun icat edilmesi ise daha evvelden İbni Heysem gibi birilerinin, daha sonra Galileo gibi birilerinin gelip optikte gelişmeler yapmasını gerektiriyor. Amerika gibi bir devletin çıkıp müthiş bir bütçe ayırmasını gerektiriyor. Bunlar olmadan da evrenin genişlediğini gözlemsel olarak teyit edemiyorsunuz. Yani onu daha sonra bulan insanlar da müthiş bir tarihsel birikimin üstünde yer alarak bunu söylüyorlar. Einstein kendi formüllerinden çıkmasına karşılık evrenin genişlediğine itiraz etmiştir. Teleskop gözlemleri diğer formül, kendi formüllerinin çözümü önüne konduğunda sonradan kabul etmiştir. Bakın. Ha, bu yani müthiş bir birikim de gerektiriyor. Öyle sırf aklınızla da söyleyebileceğiniz bir şey değil. O zaman bu Hazreti Muhammed bunu aklıyla söylediği izahdan mümkün değil. Peki peygamberimizle ilgili diğer izahlara bakalım. Ne diyorlar? Bu vahiy işte getirdiğini iddia ediyor. Birçok kimse diyor ki deli diyor. Mecnun. Bu diyorlar. Bir Mecnun'un kafadan atarak bunları söylediği iddiasının ne kadar büyük haksızlık olacağı ortada. Bu iddianın da peygamberimiz için geçerli olduğu ortada bunları analiz ettiğimizde. Diğer taraftan bakıyoruz, peygamberimiz için bir iddia, bunları işte dini menfaat için uydurdu kendisini. Bunları söylemekten peygamberimizin menfaati olmadığı gibi aleyhine olurdu. Peygamberin olduğu dönemde evrenin genişlediğini millet yani ne yarar olabilir yani. Evrenin sonu gelecek diye peygamberimiz eleştiriyor böyle bir iddiasından dolayı. Sebe suresinde o son bize gelmez diyorlar. O dönemde o iddiayı yapmak peygamberimize karşı eleştirilerin kökenini oluşturuyor. Hiç bakın menfaatiyle ilgili hiçbir şey getirmiyor. Ama Kur'an'daki amaç doğruyu söylemek ve Kur'an'ın evrenselliğinin tarihin ileri gelen dönemlerinde de anlaşılacak olması gibi Kur'an'da bir beklentiyle bu çok güzel örtüşüyor. Ama menfaat için uydurulmuş bir kitapta böyle bir şeylerin olmasını beklemeniz mümkün değil. O zaman bunları analiz ettiğimizde bir peygamber kendi aklıyla uydurdu. İşte peygamber işte mecnundu. Menfaat için bunları söyledi. Veyahut da şairdi. Ki şairlerin söyledikleri de genelde kafiyeli işte. Kafiyeli güzel oluyor. Sözler. Yani orada bir bilimsel müthiş bir birikimle söylenebilecek bir sözün söylenmesini bir şair sözünden beklemezsiniz. Bir bakıyorsunuz Kur'an'da böyle şeyler var. Sırf bunlar da değil. Yani gerçekten iman edilmeye değer bir varlık anlayışının yanında böyle olağanüstü şeyler var. O zaman biz şunu çok rahat Kur'an'ın meydan okuması gibi söyleriz. Haydi insanlık tarihinde bunu yapan bir kitap gösterin. Öyle bir kitap ki böyle mucizevi şeyler varken bir yandan öyle bir varlık anlayışı kuruyor ki başlangıçlı sonlu bir evren kozmolojisi var. Diğer taraftan tek gücü yüksek, kudreti bir yüksek bir varlığın bütün her şeyi yarattığı gibi mantıklı bir şekilde karşımızda duran varlığı açıklıyor. Hayatın anlamını, nereden geliyorum, nereye gidiyorum sorularının cevabını veriyor. İnsanın fıtratında, iç dünyasında deliller olduğunu söylüyor ki
ben şu anda bu kitabı bununla ilgili yazıyorum, bu konuya girmeyeceğim. Bana göre Kur'an'ın bu Rum suresi 30. sure 19. ayetinde müthiş bir göndermesi var insan fıtratı ile ilgili. Şimdi bu bir yanda olağanüstü bir varlık anlayışı, olağanüstü bir kozmoloji ve içinde mucizeler ve hepsi tek kitapta buluşuyor. Ve bu kitap olağanüstü bir ahlak da, insanların takip etmesi gereken gerçekten bir ahlak da koyuyor. İnsanların adaletli olmasından merhametli olmasına kadar, fakat merhametli olurken yok etmeye sizi birisi gelirse ona karşı canınızı ortaya koyacak şekilde savaşmanızı da bir erdem olarak ortaya koyan bir ahlak koyuyor. Ve bütün bunların hepsi tek bir kitapta buluşuyor. Ya bir de şey çok önemli şimdi, hocam, yani evet. 1400 yıl önce gönderilmiş bir kitap. Bakın işte insanlık tarihi, düşünce tarihi, bilim tarihi, neyi felsefe tarihi, neyi esas alırsanız alın. 1400 yıldır Kur'an haklı çıktığını görüyorsunuz. Ve kıyamete kadar da haklı devam edecek. Çünkü Kur'an çağlar üstü bir kitaptır. İlahi vahiy olması hasabıyla. Şimdi eğer ki bakın Erkan Bey, yani Kur'an-ı Kerim'den bulabilecekleri bir açık olsaydı var ya, yani Kur'an-ı Kerim'i yerden yere vururlardı. Evet. İşte dedim ya, bilim tarihi ortada işte. Yani bilimin en büyük dehaları ortada. Tarih boyunca mesela evrenle ilgili ne gibi yorumlar yapılmış? Tarih boyunca insanın varoluşuyla ilgili nasıl yorumlar yapılmış? Bir de Kur'an ortaya koyduklarına bakın. Dolayısıyla bu insan sözü olması mümkün olmayan bir kitap. Birkaç şey burada müsaade ederseniz. Bu özellikle hani peygamberimizi devre dışı bırakma kabaca şeyle ihtirası ve iddiası için bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi Allah'ın dini Allah'ın kitabından öğrenilir. Peygamberimiz de gerçek yolu budur dediğiniz zaman kimi kesimler genelde şöyle bir itirazda bulunuyorlar. Siz peygamberimizi saf dışı bırakıyorsunuz. Yani peygamberimizi devre dışı bırakıyorsunuz. Bakın peygamberimiz Kur'an'da Enbiya suresi 45. ayette. Diyor ki ben sizi ancak vahiy ile uyarırım. Ben sizi ancak vahiy ile uyarırım. Yani peygamberimizin bizzat uyduğu şey vahyin kendisi. Peygamberin gerçek yolu vahidir. Yine mesela bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyorlar peygamberimize. Yunus suresi 15. ayette peygamberimiz diyor ki benim onu kendimden değiştirmem asla mümkün değil. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum. Evet, doğru. Yine mesela Furkan suresinin 30. ayetidir. Yani mutlaka izleyicilerimiz bir kere açıp okusunlar. 25. surede Furkan suresi 30. ayeti. Peygamberimizin ahirette bir şikayetinden bahsediyor ayet bize. Peygamberimiz diyor ki ey Rabbim, benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak tuttular. Ne olacak yani? Peygamberimizin bu, zaten olduğunu görüyoruz bugün Müslüman. Yani bunu yani bu şikayeti yapacak. Kesinlikle peygamber. İşte Furkan suresi, yani Furkan suresi 30. ayet açıp baksın izleyicilerimiz. Yani peygamberimiz ahirette ümmetin Kur'an'ı terk ettiğini, mehcur bıraktığı, yani elinin altındayken geriye attığı terk edilmiş bir kitap evet, olarak. Aynen tuttuğunu. De böyledir. Şimdi bakın yine Hucurat suresi 16. ayet. Terk edilmiş bir kitap çünkü var, evde duruyor ama açıp okumuyorlar. İndirilme sebebiyle uygun ilişki kurulmuyor. Ve bakın, hayata geçirmiyor insanlar. Hucurat suresinin 16. ayeti. Müthiş bir ifadeyle alıyor. Diyor ki yani işte iddia sahiplerine, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz diyor. Dinin sahibi Allah'tır. Dinini mi öğretiyorsun? Siz Allah'a, Allah'ın dinini mi öğretiyorsunuz Allah'a? Yine mesela Ankebut suresi 51. ayette deniyor ki kendilerine okumakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Bakın hep vahye vurgu var. Hep vahye. Çünkü peygamberimiz vahyin en güzel şekilde tatbik edicisi ve örneklik teşkil edicisi. Yani bizim çok merhamet sahibi bir Rabbimiz var. Çok muazzam bir kitabımız var Kur'an-ı Kerim ve çok muazzez bir peygamberimiz var. Bizim için gerçek anlamda gerçek örneklik teşkil edecek. Yani peygamberimiz üzerinden uydurmalar, rivayet kültürüyle ayetlerin karıştırılması veya ekstra farklı bir şey yapmayız. Ekstra övüyoruz, ekstra iltifat ediyoruz. Yani böyle program başında söyledim ya. İnsanlık, insan dışı bir yaratığa dönüştürmeler. Bir insanın, yani bir insanın insan olarak şereflenebileceği en yüksek mertebe elçiliktir. Allah'ın elçisi olmaktır. Ve hele ki Kur'an-ı Kerim gibi bir kitabı tebliğ eden elçi olmak herhalde bir insanın sahibi olabileceği en yüce şereftir zaten. Yani peygamberimizi kimsenin övmesine peygamberimizin bir ihtiyacı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada yapması gereken şey hocamın örneklerde verdiği gibi peygamberimizi bizzat yani yardım etmek, desteklemek, yani vahyi insanlığa ulaştırmak, vahiyle inşa olmak ve vahyin üzerine, sağına, soluna, arkasına, ötesine, berisine konulmuş, vahiy sıkıştıran bu rivayetlerden Allah'ın vahyini kurtarmaktır. Bir de şudur, mesela kamu spotu var Diyanet İşleri'nin. Güzel bir kamu spotu yapmışlar yeni konuyla ilgili. Hazreti Peygamber ve birlikte yaşama ahlakı. Orada da güzel bir cümle var. Diyor ki dünya bize, biz birbirimize emanetiz. Şimdi genelde birlikte yaşama ahlakı insanların bir arada
yaşamasında İslami açıdan bir sorun olmadığı, farklı fikirleri gözetenlerinde pekala bir arada barış içinde yaşayabileceklerine vurgu var. Ama bu vurguyla beraber arada dünyanın bize emanet olmasıyla ilgili de bir şey bu kamu spotunun içine girmiş. Bunu da şu açıdan dikkatimi çekti. Mesela Kur'an okuyan biri hemen aklına bir ayet gelir. Mesela bununla ilgili, bu kamu spotuyla ilgili, o da Rum suresi 41. ayet. Rum suresi 41. ayet diyor ki, insanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıyoruz, belki vazgeçerler diye. Bakın, bizim kendi yaptıklarımız yüzünden, ve Kur'an'ın şeyi de önemli burada, hem karada hem denizde. Bizim yaptıklarımız yüzünden kargaşalar çıktığı dünyada çıkıyor. Ve bir kısmını bu yaptığımız sorunların bize Allah'ın tattırdığı geçiyor. Belki vazgeçeriz diye. Şimdi bu çevre... Yani biz bozuyoruz dengeyi. Bize tattırıyor ki belki vazgeçeriz bozmaktan. Şey çok hava önemli. Kirliliği, çevre kirliliği, deniz kirliliği vesaire gibi konular kastediliyor. Şimdi bu da tabii bu senenin kamu spotuyla ilgili, yani bu kutlu doğum haftasıyla ilişkilendirmiş, hani dünya bize emanettir konusu kamu spotunda geçtiği için hani buna da yer vermek istedim. Kur'an'ın indiği dönemde çevre bilinci diye bir şey yok. O dönemde de insanlar işte ormanları kestiklerinde, yaktıklarında, yani çevreye zarar verdikleri insanlara dönüyor. Yani çevreye zarar vermek... İnsanlara dönüyor. Yani o ayetin dediği ifade o dönemde de gözlemlenebilecek bir şey. Fakat bir çevre bilinci olmadığı için yani bu pek de önemsenen bir şey değil. Fakat Kur'an'da bu ifadenin olması çok önemli bir ifade. Kur'an bunu önemsemiş ki oraya koymuş. Bu ayetin günümüzdeki biz uzantısını görüyoruz. Bakın, denizler öyle bir kirletti ki işte ağır metallerden... En sağlıklı ürünlerden biri balık yiyoruz. Balıkla bize zarar gelir. Balığı yediğimiz ağır metallerden bize zarar geldiğini hisseden biri pat diye Kur'an okuyorsa Rum suresindeki bu ayet aklına gelebilir. Çevreyi kirlettiğimiz zaman işte birçok hastalıklar nüksediyorsa, işte karada bizim yaptığımız bozgunlardan dolayı bir kısım sonuçlarını bizim tattığımız gelebilir. Ama bunları işte bu şekilde akıl yürütmeleri yapabilmek için o Kur'an'la sıcak ilişkiyi de kurmamız lazım. Çok önemli. Ha, bunun dışında tabii ki Kur'an'ın verdiği bir mantık var. Bu dünyayı, evreni yaratan Allah. Bu dünyadaki birçok şeyden insan faydalanıyor. Ama Allah'ın bize verdiği bir şey olarak dünyayı hissedince onun bir emaneti olduğu duygusunu da bu bizde oluşturur. Bu ayetin dışında da. Şimdi siz konuşurken ben Twitter'dan akan tartışmalara bakıyorum. Bazıları bizim programı hiç izlemeden ama bizim programla ilgili birbirlerine giriyorlar. Ben bunu anlayamadım. Yani gerçekten beynim döndü. Hayatımda ilk defa 25 yıllık televizyon sunucusuyum. Bunun 10 yılı devlet televizyonunda geçti. 15 yılı başka bir özel televizyonunda geçti. Üst düzey yöneticilik yaptım. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Yani sizin üzerinizden, bizim programla ilgili ama hiç dinlemediklerinizi zannediyorum yani. Çünkü mesela hadisleri reddettiğinizi birbirlerine laf sokarak tartışıyorlar seyirciler. Ya kardeşim, sadece tek bir hadisten bahsedildi. Onu da bahsettik mi geçtik gitti. Şimdi Erkan Bey, buradaki sıkıntı şu. Reddettiğiniz asla konuşulmadı bile. Yani nasıl oluyor bu, anlamıyorum. Bunu hadisçilere başka bir yerde mi söylediniz siz bu lafı? Arkadaşlarım büyük çoğunluğu muhtemelen. Arkadaşlar, nereden çıktınız benim karşıma? Biz yarın camiye bakın, gideceğiz ya. Almayacaklar bizi. Bugün en meşhur hadis kitapları denen hadis kitapları Kütüb-ü Sitte'dir. Evet, 6 tane hadis kitabı. Ama böyle bir konu geçmedi bu programda. Tabii, tabii. Nereden çıktınız? Başka bakın, bir kanalda mı söylediniz bunu? Ya şimdi bu hadisler nasıl devam ediyor? Yani hadislere kritik yaklaşma, yani Kur'an'dan referans almadığı müddetçe hadislere kritik yaklaşması konusundan kaynaklı bir şey. Evet. Şimdi yani, şudur, Kütüb-ü Sitte en meşhur hadis kitapları. Ben dediğim gibi daha Kütüb-ü Sitte'de ben yanlış hadisler olduğunu düşünüyorum. Fakat bu hadisi o hadisçileri 1 milyon 600 bin 400 bin hadis bildiği söyleniyor. Biliyordur, bilmiyordur, bu kadar ayrı bir şey. Fakat o hadisçiler bile bu hadisi almamışlar. Ama yani tek o hadisten bahsettik. O dönemde zaten varsa bu Levlake hadisi, sen olmasaydın evrenleri yaratmazdın öyle şeklinde ifadesini bulan hadis. O dönemde eğer ki o hadisçilerin bunu bilmemesi mümkün değil. Eğer ki daha evvelden bu hadis söylenmişse. Onların kitaplarına bu hadisi almaması, ki hadisin ifadesi çünkü müthiş, böyle bir müthiş ifadeyi birisini duyup da kale almaması mümkün değil. Ancak bunun uydurma olduğunu düşünürse bunu almaz. Onların bile bunu kitaplarına almamış olması birçok kimseye bir herhalde
kanaat verici. Bir de peygamberimiz diğer peygamberlerden üstündü. Kur'an köpürtüyorlar. Bakın bir de şu var. Kur'an'da buna inanmışlar Kur'an'da, ve sizin bunu söylemenize çok bozulmuş bir seyirci. Şöyle bir şey var. Bunu ben söylemedim. İşte Bakara suresi 255. ayet söyledi. Açıp şimdi baksınlar bakın, işte her gün okunu. Amen arasında. Peygamberler arasında dereceler vardır diye geçiyor Kur'an'da. Derece farklılık vardır ama biz ayırt etmeyiz diye geçiyor. Hı. Fakat bir de şunu diyelim. Peygamberimizin diğer peygamberlerden diğer üstün olduğu söylense. Böyle bir ifade bile peygamber olmasaydı bütün alemleri yaratmazdım ifadesinin karşılığı değildir. Değil. Bu insanlar arasında bizim şeyde geçen yani burada peygamberimiz, primus inter pares gibi bir iddiadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi alçak gönüllü bir insanı herhalde övmek için kullanılan yanlış bir ifade. Hayır, şimdi şu bakın Kur'an peygamberin arasını ayırt etmeyin dediği için bence ayırt etmememiz gerekir. Ama diyelim bir insan haydi ayırt etti peygamberimizin diğer peygamberlerin üstün olduğunu düşündü. Tamam olabilir çünkü peygamberlerden biri diğerlerinden zaten üstündür. Hani bana göre bu o kadar sorunlu bir şey değil. Evet. Fakat yok, ona sorun atfetmişler. Onu diyeceğim. Kapattık, hadisle alakalı değil. Millet ona da bozulmuşlar. Aradaki müthiş farkı anlayamıyorlar. O ifadeyle peygamberin diğerlerinin üstün olduğunu söylemek arasında dağlar kadar fark var. Yani, buna da bozulmuşlar. Peygamberimiz niye öyle diyorsunuz? Erkan Bey, yani, sıkıntı şuradan peygamberimiz diğer peygamberlerin üstündü işte. Peygamberimiz kendisi, bakın peygamberimiz kendisine ey insanların en üstünü diyenlere diyor ki peygamberimizin ifadesi Hazreti İbrahim de o diyor. Alın. Hadiste var yeri. Evet. Yani ya biz bakarsanız o tip şey de geçiyor. O da yanlış diyor. Şimdi, hayır, bence o da ya peygamberimiz onu ben demediğini sanıyorum ama demişse bile tevazusundan ya, demiştir. Yani onu Allah bilir kimi kimden üstün olur. Sabah akşam peygamberimizin diğer bütün peygamberlerimizden üstün olduğunu söylesek neye yarar? Kur'an bize bunu söylemedi müddetçe. Öyle bir şey yarar mı? Yani Allah bunu söylemiyorsa bizim kendi yorumumuzdan öte gitmez ki bu. Yani bu şey bakın herkes dini konuda biz de dahil dini konuda kim ne konuşuyorsa herkes Allah'ın vahyine uyduğu oranda haklıdır, doğrudur. Hı. Yani Allah'ın vahyini açalım ortadan bakalım. Eğer ki bu iddiayı destekleyebilecek bir şey varsa buyursunlar söylesinler desinler ki bak Allah söylüyor bunu siz nasıl inkar ediyorsunuz? Sizin teziniz hangi ayette bir daha söyleyelim. Bir daha tabii Bakara suresinin 255. ayeti yani 255. ayet Amine Resul olarak bilinen ayet. Camilerde elçi arasını her akşam söylenen. Pardon 255. Yani, ayet bir saniye şuradan hemen tam şey çıkartayım da. Yani elçiler arasında, onlar arasında ayırt etmeyiz yani. Allah'a kitaplarına, elçilerine iman ederiz ve birbirine arasında ayırt etmeyiz. Tam okuyun, meali şu aşağı 285. Elçi, ayet pardon. 255 ayetel kürsü ayeti. Yok yok. 285. ayet. Amin Resulü ayeti. Çevirisi şu ayetin. Mealini okuyayım. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine iman etti. Onların hiçbir arasında ayrım yapmayız. Bir daha dakika. Onların hiçbiri arasında ayrım yapmayız dediler. İşittik ve iman ettik. Bizleri bağışla Rabbimiz, dönüşümüz sanadır. Ayet bu. Evet. Burada 285. ayet. Yani peygamberimizin bu aşırı övgüleri, yani bunu söylememizin nedenini de söyleyelim. Programı bitirmek üzereyiz çünkü. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buna ihtiyacı yok aşırı övgülere. Kendisi bunları... Tehlike ne peki bu aşırı övgülerde? İşte tehlike insanüstü kıldığımız zaman peygamberimiz örnek alabileceğimiz bir zemin kalmıyor. Yani o zaman bu kadar ayetin hem peygamberimiz hem diğer bütün peygamberlerle ilgili bize söylemiş olduğu şeyleri sadece bir kısa olarak bir hikaye olarak okuyoruz ve kendimize bir mesaj çıkartamıyoruz buradan. Yani işte o 40 yol kitabında ifade ettiğimiz gibi yani biz kimiz ki peygamberler gibi olalım diyoruz. Demeye başlıyoruz. Asıl sıkıntı buradan kaynaklanıyor yani. Ve Hazreti İsa gibi olma durumuna doğru bir gidişat kesinlikle oluşuyor. İnsan üstü değil, üstün insanlar. Şimdi bakın bunlar. Hadis suresinde Hristiyanların bir ruhbanlık uydurduğu ifade edilir. Evet. Ve bakın orada çok aslında önemli bir ifade var. Deniyor ki Allah'ın rızasını kazanmak için uydurdular. Ancak ona gerektiği gibi uyamadılar diyor. Yani Allah'ın dinde aşırılığa gidilmez. Evet. Allah'ın dini Allah'ın vahidir ortaya koyduğudur. Peygamberimizin zaten gerçek yolu budur. Zaten size itiraz edenler de Allah'ın rızasını kazanmak için yani itiraz ediyorlar. Yani. Ama yani bakın yani inananlara yakışan şey peygamberler arasında yarış yaptırmak değil. Hepsi bizim peygamberimizdir, İslam peygamberidir. Ama tabii ki dediğim gibi yani Kur'an vahiyini getirmiş olması, ümmeti olmaması aslında bile insanın Hazreti Muhammed'e daha fazla muhabbet duyması gayet tabidir. Ama işte inanan bir kişiye yakışan yani o ondan üstündür, bu bundan aşağıdır diye bir ifade kullanmaktan kaçınmak. Ayetler bize bu ahlakı veriyor. Ve bu emri veriyor. Evet açıkçası. Ve kimse yoksa kimse haşa peygamberimizle ne derdi olabilir yani böyle bir şey olabilir mi? Evet. Allah'ın vahiyini getirmiş, Allah'ın elçi kılmış. Rızasını... Evet.
Bakın hadisçilerin Allah rızası için onu anlamak üzere sonuçta yapıyoruz. İslam düşünce tarihine baktığımızda hadisçilerin büyük bir çoğunluğu bu hadisin uydurma olduğunu söylemişlerdir. Günümüzde benim tahminim İlahiyat Fakültesi'ndeki hadisçilerin hepsi değil ama büyük bir çoğunluğu da bunun uydurma olduğunu söyleyeceklerdir. Hı. Fakat özellikle tasavvuf ekolünden İbn Arabi'den gelen bazı sözler bunu desteklediği için tasavvuf ekolüne yakın olan kimseler daha çok bunun doğru olmasına yakın olmuşlardır. Hmm. Yani durum bu. Doğru. Fakat özellikle kelamcıların büyük bir kesimi bunun uydurma olduğunu beyan etmişlerdir. İbn-i Teymiye hele bunun doğru olduğunu iddia edenleri direkt müşrik olduğunu iddia edecek kadar. Yani İbn-i Teymiye'nin eleştirileri çok çok sert. Doğru, çok daha serttir. Hayır, bizim yani zaten biz, bunları biz onunla, söylemekteki biz amacımız evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i analım, anlatalım. Bana öğrenim, göre bir iftiradan korumaktır. Bir programı yapıyoruz. Zaten amacımız da o Allah rızasını kazanmak için ve Resulullah'ı anlatmak, öğretmek, bir daha gündeme getirmek için bu vesileyle. Lakin aşırılıklar başka bir tehlikeye yani işaret bugün, ediyor. Bakın, ana fikrimiz bu mu? Doğru anlatmış mıyız yani? Bugün programı kapatacağız ya. İçinde bulunduğumuz dünya, içinde bulunduğumuz dünyada bugün peygamberimize her dönemden belki daha fazla ihtiyacımız var. Dolayısıyla gerçek dini ve gerçek peygamberi en iyi şekilde anlayıp kavramamız gerekir ki peygamberimiz en güzel şekilde örnek alabilirdim. Ben, yoksa yani kimsenin haşa peygamberimizi önemsiz gösterme, peygamberi saf dışı bırak. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ya ben bunu anlayamıyorum zaten. Nasıl iddia edilebilir böyle bir şey? Yani bir din olacak. Yani Allah var olacak. Vahiy göndermiş olacak. O vahiy tebliğ etmek üzere bir elçiyi görevlendirecek. Ve o dine Allah'a inanan kişi elçiyi yok sayacak veya dikkat almayacak. Bakın, böyle öyle bir şey mümkün değil zaten. Öyle bir mantıkla gidiliyor ki şöyle bir ifade var tasavvuf adına söyleniyor. Ki tasavvufçuların da hepsini tenzih ederim. Onların da bir kısmı tahminim buna karşı çıkıyordur. Kimisi diyor ki Ahmet'le Ehad arasında bir tek mim farkı vardır. Gerçekten Arapçası yazınca Ehad Allah'ın birliğini ifade eden bir şey seyirciler için söyleyelim. Evet. Ahmet de peygamberimizin bir sıfatı veya ismi diyelim. Geçen Kur'an'da da bir kere geçiyor. Bunlar da yazılırken harfler arasında bir tane gerçekten Ahmet'te bir mim fazlası var. Ama tabii ki yani kelimelerin anlamı onlarda gelen harfle yani anlam kazanmıyor. Yani Allah'ın lahını atarsak al çıkıyor yani. Allah Allah arasında hiçbir bağlantı yok. Yani bir kelimeyi ekledim, üç kelimeyi harfi attım şeklinde bir kelime değerlendirilemez. Ama dikkat edin. O mimi kaldırırsak artık Ahmet Ahad gözükür diyor. Şimdi peygamberdeki o mimi kaldırırsan direkt yani peygamberimizin Allah gibi gözükeceği gibi ifadeler var. Şimdi böyle ifadeler edilmiş. Yani İslam'ın yani öveceğiz adı altında. Evet böyle, yani böyle yaklaşımlar var. Tabii bunlar yani İslam'ın tevhid akidesi açısından çok şey. Ve Kur'an sadece mesela tesis inancını da eleştirmekle kalmıyor. Mesela diğer din sahiplerinde. Onlar din adamlarını Rabler edindiler diye. Yani testis dışında hani din adamlarını aşırı yüceltip onlara tabi olma şeklinde. Onların dini koydukları hükümleri takip etme gibi durumlardan dolayı onları Rabler edinmeyi de kınıyor Kur'an. Kur'an-ı Kerim ayeti tabii, bu. Hasan Gelani, Peygamber Aleyhisselam'ın övgüye ihtiyacı yok. Bizim övmeye ihtiyacımız var. Bunlar hoca kisvesi altında nasipsiz insanlar demiş size Hasan Gelani. Valla şöyle ona bir dua edelim hep beraber. Diyelim ki hangimiz nasipsizse Allah ona nasibini artırsın. Bizsek bizim, oysa onun artırsın. Nedir dua yani yanlış edelim. Anlamış olduğunu varsaymak hayır, istedim hayır ya hep o da bizim bu duamıza amin diyebilir yani herhalde. Övmeyelim mi dediniz ki? Yani ben gerçekten şimdi, kafayı yemek üzereyim. Benim en son yazdığım kitap. Demediğiniz bak, şeyler hayır. Demiş. Gibi nasıl şimdi valla biz YouTube'a bütün programları koyuyoruz. Baştan evet. Sonra da izlendiğinde anlaşılır. Biz şunu da burada belirttik. Kur'an ayeti dedik ki şunu söylüyor Kur'an ayeti. Peygamber Müslümanların canlarından daha önceliklidir. Peygamberi övmek için bundan fazla ne olabilir? Müslümanlar için canlarından daha önceliklidir. Bu Kur'an ayeti. Bir insanın peygamber için gerekirse ama siz şey eleştirdiniz yani sadece Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Onun demekten ibaret demekten ibaret değildir. Evet, tabii. Dediniz orada da takılmış millet. Takılabilirler. Yani onu bir dediğimiz Kur'an ayetlerini açıp okusuna biz numaralarını söyledik. Ahzab surelerinde. Yani sadece bundan ibaret değildir tabii. Demek yani bunu demeyin demek filan gibi mi anlaşıldı şimdi acaba? Bakın Erkan Bey benim son yazdığım kitap dinin gerekliliği üzerine. Din neden gereklidir? Evet. Peygamberliğin ve vahyin gerekliliğinin ispatı üzerine yazılmış bir kitap. Doğru. Peygamberliğin gerekliliğini. Doğru. Yani istiyorlarsa açıp okusunlar PDF'si de sitede konuluyor. Şimdi burada iki tane büyük zarar veriyorlar. Birinci verdikleri zarar Kur'an'ın anlattığı
tevhid akidesine aykırı, Kur'an'ın anlattığı peygamber anlayışına aykırı bir peygamber anlayışı İslam'ın içine sokuluyor. Birinci zarar bu. İkinci zarar, söyledikleri ifade o kadar dehşetli bir ifade ki bütün varlık bir tek peygamberimiz için yaratıldı. O yaratmasa da hiçbir şey yaratmayacaktı. Ona bağlı her şey gibi ifade. Bu ateistlerin ve İslam düşmanlarının eline İslam'ı eleştirmek için müthiş bir koz da veriyorlar. Çünkü bu ifadeyi kuranlar söyledikleri ifadenin ne kadar dehşetli bir anlama geldiğini düşünmeden söylüyorlar. Herkesten şunu rica ederim. Övdüğünü söylüyor zannederek. Evvela bu ifadenin ne anlama geldiğini bir düşünsünler. Sonra da bir Kur'an açsınlar baştan sona okusunlar. Peki efendim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ben hep aleyhte olan mesajları gündeme getirdim. Ama çok sayıda sizi öven, yaptığımız programı öven, ezici çoğunluk öyle zaten de. Ezici çoğunluk gelen mesajların öyle. Ama hani bizim bu fakirin de tarzı genel olarak karşısına kim gelirse gelsin aleyhte olanları gündeme getirmek suretiyle program yapmak. Ama bunu da söyleyelim, programın sonunda hakkını verelim. Ezici bir çoğunluk mesaj gönderenlerin ve bizi seyredenlerin büyük bir memnuniyetle ve Allah razı olsun ifadeleriyle sizin bu açıklamalarınızı dinlemişler. Bunu da arz ederiz efendim. Bizim zaten vazifemiz, yani İslam'ın mesajının yayılması. Bunun için kınayanların kınayacak olmasını biliyoruz ama Kur'an'ın da bize söylediği şeylerden biri Müslümanların kınayanın kınamasından çekinmemesi gerektiği. Biz de bu üzerimize düşen vazifeyi bu doğrultuda yapmak zorundayız. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Ve başarılar diliyoruz. Umarız Allah razı olur bu yaptığımızdan. Amin. Kur'an-ı Kerim'e. Kimin ne yanlışı varsa bizim de başkalarında Allah bu ümmette kim neyi yanlış düşünüyorsa düzelsin diyelim. İnşallah. Allah her şeyin doğrusunu biliyor. Kur'an Allah'ın gönderdiği kitaptır. Peygamberimiz onun alemlere rahmet olarak gönderdiği, insanlara örnek olsun diye gönderdiği elçisidir. İnsanın iftar tablosu. Evet, insanların iftar edebileceğimiz elçimizdir. Onun biz hayatımızda örnek alıyoruz. Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği kitap olduğu, peygamberimizin peygamberliği, İslam'ın sütunlarıdır. Bunları reddeden bu zaten bu dinin üyesi olmaz. Doğru. Kur'an için her iltifat peygamberimiz için, peygamberimiz için her iltifat Kur'an içindir. Bunlar da birbirinden ayırt eden bir bakışla bakmak daha hatalıdır. Ama dediğimiz gibi hepimizin yapabileceği çok rahatlıkla dua. Kimin ne hatası varsa onu düzelsin. Allah hepimize İslam'ı Allah'ın murat ettiği şekilde anlamayı lütfetsin. Amin. Emre Bey. Vallahi size de bir dua alalım. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecedeyiz. Yani böyle bir durumu da var programımızın. O zaman son sözlerimi söyleyeyim. Allah'ın vahyi okunmak üzere, anlaşılmak üzere gönderilmiştir ve bizim tarafımızdan maalesef ne yazık ki bizim tarafımızdan okunmayı bekliyor. 6236 tane ayeti vardır bu vahyin. Mail kutumuza düşen postalar gibi nasıl onları her an açıp okumak istiyorsak, hemen kim ne attı diye telaşa düşüyorsak, Allah'tan gelen mesaja da en azından o mailimize düşen, postamıza düşen mesajlar kadar biraz önem verelim, ehemmiyet verelim ve açıp okuyalım. Rabbimiz bizden ne istemiş veya Rabbimiz bize ne söylemiş diye. Yani kimsenin dinini başkasına öğrenme lüksü yok. Çünkü herkes tek başına Allah'a hesabı gidecek ve kitabı önüne çıkartılacak. Oku kitabını denilecek. Yani dolayısıyla Allah sizi bu kitaptan sorumlu tutacağım diyor ahirette bize. Eğer ki sınavımız belliyse, sınavımızın nereden çıkacağı da belliyse o zaman Allah işimizi daha ne kadar kolaylaştırabilirdi. Tek yapmamız gereken şey, yani çok yanlış bir algı var. Asıl problem Kur'an'ın anlaşılmaması değil. Kur'an'ın okunmamasıdır. Hani anlaşılmak üzere okunmamasıdır. Genelde öyle bir yargı var. Yani Kur'an'ı biz anlayamayız diye. Halbuki problem Kur'an anlaşılmıyor olması değil ki Kur'an'ın birçok ayeti bunu zaten böyle olmadığını söyler. Asıl problem Kur'an'ın hayatımızın merkezinde olmaması, anlaşılmak üzere okunmamasıdır. Efendim çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar ve başarılar dileriz. Ve bugün Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Allah ibadetlerinizi kabul buyursun. İyi yapacak olanlar için bunu da dileriz. Ve bu vesileyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun âline, ashabına selam ve salat ederiz. Sizin dediğiniz gibi hani bunu reddettiğinizi zannediyor veya böyle bir yanlış bir şey. Reddetsek amin demeyiz. Bu bir duadır. Ona da amin diyoruz. Bu bir duadır ama siz güzel de eklediniz. Bunun duasının yanı sıra
icraatını da koyman lazım evet. yanına. Yani hayır, Peygamber'e salat Allah... ve selam icraat da demek. Şimdi bu bizim şunu farkında. Peygamber gibi yaşamak, duada... peygamber gibi doğru söz söylemek, peygamber gibi merhamet etmek, peygamber gibi zekat vermek, infakta bulunmak. Bu dua Allah'ın peygambere ve peygamberin işte soyundan olanlara destek vermesi için bizim Allah'a duamız. Arapça içeriğine baksınlar o ifadenin. Ama Allah bizim destek olmamızı, salat etmemizi söylüyor. Yani bizim salat etmemiz Allah'a sen bir daha destek olmak ol dememiz değildir. Sadece. O hayır, o zaten hiç değildir. Yine bir sadece o bir duadır. Bir daha bir tartışma yürümesin hocam. Yok, yani o şöyle de, o bir duadır ve yapılabilecek bir duadır. Biz peygamberimize de, peygamberin soyundan olanlara da dua edebiliriz. Tabii peygamberin soyundan olanlar da yani onlardan da kasıt tabii ki Allah yolunda gidenler kimse. Yani Allah'a inanan, yolundan düzgün gidenler kimse. Ona da pekala dua edebiliriz. Çünkü Kur'an'da bir insanın başkaları için dua etmesi de vardır. Pekala da ondan dua edilir. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bir sevgisi demiş ki, bir felsefecinin din alimi diye ekrana çıkartıp tasavvuf ehlini ve peygamber sevgisini eleştirmesini kınıyoruz demiş. Kınasın. Allah'ım yarabbim yani... ya gerçekten perşembeyi cumaya bağlayan gece sabrımı da zorladınız be sevgili seyirciler. Ya ne, anlamıyor musunuz dinleyen yani? Ya bu din bütün Müslümanlara gelmiştir. Kimse tasavvufa bir şey söylemedi. Bazı tasavvuf ehli de böyle değerlendiriyor dedi. Hayır, şöyle bir şey, tasavvufun mesela diyelim ki, ben bir kere tasavvuf büyük bir başlık. Tasavvuf başlığının içine her şey girer. Bir de birçok tasavvufçu da birbirini eleştirmiştir. Mesela evet. ne bileyim siz İmam-ı Rabbani ile alsanız birçok Muhittin Arabi'yi de eleştirdiği şeyi de evet. görürsünüz. Tasavvufçuların hepsi de birbirler konuda aynı görüşte değillerdir. Ama ben bir felsefeci olarak da tasavvufun bir iddiası varsa, çünkü ontoloji bir felsefecinin konusudur, varlık anlayışı. Bir peygamber, bir kişi için bütün evrenin yaratıldığı bir ontolojik iddiadır ve bu pekala bir herhangi bir Müslümanın konusu olduğu gibi felsefecinin konusudur. Ben hem felsefeci kimliğimle hem bir Müslüman kimliğimle bu iddianın yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani hayatını Kur'an'ı okumaya, anlamaya adamış bir Müslüman olarak da bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Diğer taraftan felsefeci kimliğimle de bunun akla ziyan, reddedilmesi gerektiği bir iddia olduğunu söylüyorum. İddia, İki evet. kimliğimle de beraber söylüyorum bunu. Evet. Orada bir tasavvufun tamamını değil, oradaki bir iddiayı ele almıştınız. Herhalde onu da anlamadım. Olabilir. Bilerek de yanlış anlıyorlar herhalde. Hayır, şimdi bunlar şöyle bir şey var. Paket programcı, yani bir şeyi reddettiğiniz zaman siz her şeyi reddettiğiniz sanıyor. Evet. Şimdi ben hiçbir zaman için komple tasavvuf, komple hadis, komple şey... yanlıştır gibi bir iddia hiçbir zaman hayatımda kullanmam. Tasavvufun içinde çok güzel şeyler vardır. Mesela rabıtayı meft. Mesela birçok insan ölüm üzerine düşünerek, tasavvuftaki belli pratiklerden biridir, ölüm üzerine konsantre olarak kendi öleceğini düşünerek bu dünyaya bağlanmasını durdurmaya çalışır. Bu İslam'ın bütün dalları açısından çok güzel, çok doğru bir şeydir. Bunun neresine karşı geleceğim? Evet. Tasavvufta birçok insan dünya hayatına önem vermemeyip kamil insan olmaya çalışmak ve Allah sevgisini kalbini yerleştirmek için insanlara telkinde bulunmuştu. Mesela birçok tasavvufçu çok güzel bir benzetme yapar dünya ile ilgili. Dünyayı şekere bulanmış bir necasete benzerler. İçi pisliktir, necaset gibidir dünyadaki birçok şey. Bütün dünya şeyde birçok şey. Ama dışı böyle şeker gibidir, parlaklıdır. Onu ısırdığınızda siz güzel bir şey yediğinizi zannedersiniz ama sonuçta iç ağzınıza necaset gelir. Mesela birçok tasavvufçunun bu bana göre yaptığı güzel bir benzetmedir, rabıtayı mevtir. Ama ben bunları kabul ederken paket program gibi Nur-u Muhammediye yeryüzüne temsil eden işte üçler, yediler, kırklar var. Allah'la görüşen bazı şahıslar var. Tasavvufçu diye bazı tasavvufulları diye kişilerin Allah'la görüştükleri, peygamberden sıradan zaten sürekli görüştükleri şeklinde iddialar vardır. Hatta o tasavvuf, ünlü tasavvufçu diye gözüken birçok kimse kendisinin Hazreti Muhammed'den daha bile üstün olduğunu söyleyecekleri şekilde akla ziyan iddialarda bulmuşlar. Eğer ki tasavvuf adına birisi ortaya çıkıp kendisinin peygamberimizden bile üstün olduğunu iddia ediyorsa, Allah'la sürekli görüşmelerde bulunduğunu söylüyorsa, helal Allah münasebetsiz iddialarda bulunuyorsa, yani bazı tasavvuf erbabının kitabında öyle ifadeler var ki Allah sen nasıl bunu böyle yaparsın edersin şeklinde Allah'a karşı saygısız ifadeler var. Bugün o kitapları okumaya çalışanlar diyorlar ki onlar naz ehliydi, öyle konuşur. Ne demek naz ehliydi ya? Kimin haddine düşmüş Allah'a karşı saygısız konuşmak? Naz ehli, maz ehli biz bilmeyiz. Allah'a karşı kim saygısız konuşursa onun o izahını reddederiz. Kim odur ben Allah'la bir de bir görüşüyorum diye böyle Allah'la böyle
randevusuz adeta görüşmeler yapabiliyormuş gibi kendini sunarsa, ne kadar tasavvuf ulusu, evrenin işte şu andaki hakikati Muhammed'in temsilcisi, asrın müceddidi, kim onlara ne lakap takarsa taksın, onların sadece İslam'a aykırı izahlar yapan kişilerden ibaret olduklarını söyleriz. Yani ama bunu yaparken de onların izahlarına da iyi deriz. Yani hepsini de reddetmeyiz. Şunu söyleyeyim bakın, yani burada peygamberi onların aşırı sevmekten, yüceltmekten anladığı şeyler öyle boyutlara geliyor ki. Şimdi kimi hocalar televizyonlarda anlatıyorlar. Kısaca hemen ifade edeyim bunu. Cebrail peygamberimize vahiy getiriyor. Vahiy getirirken peygamberimiz Cebrail'e soruyor. Diyor ki sen vahiy nasıl alıyorsun? Ben diyor vahiy Allah'tan bir berzah arkasından, bir perde arkasından alıyorum. Peki hiç merak etmiyor musun o perdenin arkasında ne var diye? Birkaç sefer böyle gelip gitmelerde peygamberimiz Cebrail'e haşa böyle bir şey söyleyince peygamberimiz diyor ki bir gün o perdeyi arala ve bak diyor. Cebrail o perdeyi aralıyor ve perdenin arkasında Hazreti Muhammed'in oturduğunu görüyor. Yani nedir? Peygamberimiz yine kendisinden vahiy aldı. Peygamberimiz haşa Allah'ın kendisi, bizzat kendisi. Şimdi bu mudur gibi yani? Gibi anlaşılacak bir ifade. Bir ifade. Olur değil şimdi yani, yani bu mu peygamberi aşırı yüceltmek? Bu mu peygamber sevgisi? Yani ilahlaştırmak için ayeti okuduk. Yani o melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi istemez. İman ettikten sonra sizin kafir olmanızı mı isteyecek Allah diyor. Şimdi bazı... Yani bu sevmektir. Bakın bu Allah'a da, Kitabullah'a da, Allah'ın elçisi, aleme rahmet olarak göndermiş olduğu elçisine de büyük bir iftiradır. Yani böyle bir peygamber anlayışının ümmete bir faydası yok. Bizim yaşayan hayatın içerisinde yani bir örnek alınabilir bir peygamber ihtiyacımız var. Ulaşılmaz, ayakları yeri basmaz bir peygambere değil. Onların anladığı eğer ki aşırı sevmekse biz herhalde farklı peygamberlere inanıyoruz. Öyle mi yani? Yani öyle gösteriyor. Yani çünkü Kur'an'da ifade edilen peygamber böyle bir peygamber değil. Ondan dolayı kızabilirler. Yani eğer ki onlar farklı bir peygambere inanıyorlarsa buna denilecek bir şey yok. Efendim çok teşekkür ederiz. Tam yayını bitirmek üzereydik ama bir sürprizimiz var. Bizi seyreden ve görüşlerini ifade etmek isteyen değerli bir siyasetçi var. İnsanların yakından bildiği bir zat. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek televizyon programını izliyormuş ve izledikleriyle ilgili o da konuşmak istemiş. Biz de mutlu olduk. İyi geceler diliyoruz. Bizi duyabiliyor musunuz Sayın Gökçek? Evet, iyi geceler. Emre kardeşime de, Caner kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Sadece teşekkür etmek için anladım. Aradım. Deminden beri açtım, keyifle dinliyorum. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ederiz başkanım. Efendim çok zarifsiniz. Biz de sesinizi duyduğumuz için çok mutlu olduk. Allah sizin de ibadetlerinizi kabul buyursun. Neresinden en çok etkilendiniz Sayın Melih Gökçek? Özellikle verilmiş olan bazı örneklerden inanılmaz şekilde etkilendim. Bilim vardı, bilmediğim vardı. Ondan dolayı mutlu oldum. Özellikle ancak 20. asrın sonu ve 21. asrın başındaki teknolojiyi kavradıktan sonra kavrayabildiğimiz ayet-i kerimeleri Caner kardeşim öyle güzel anlattı ki benim de arzu ettiğim bu. Buradan duyulmasını isterim. Allah nasip ederse önümüzdeki 4 sene içerisinde bizim arzumuz inşallah Ankara'da bir inanç merkezini tesis etmek. Bu inanç merkezinde özellikle üniversal stüdyolarındaki teknolojileri kullanarak Caner'in anlatmış olduğu konuları bizzat ekrana getirip insanları orada bizzatı bunu göstererek yapmak. Bu çok önemli bir şey. Bunu dile getirmeleri çok önemli. İnşallah Allah nasip ederse ben ilk defa dinliyorum her iki kardeşimizi. Kendinden de direkt olaraktan arayıp bulacağı nasip olursa. Bu yapılacak olan projenin içerisinde Son iki üç cümleyi. Mekanları cennet olsun inşallah. Var olsunlar. Efendim çok zarifsiniz ama son iki üç cümlenizi duyamadık. Bir teknik sorun oldu Melih Bey. Bir daha tekrarlar mısınız rica etsem? O projeden bahsediyordunuz. Mekanlarını cennet eylesin. Evet. Tuttukları altın olsun. İnşallah bu millet onlardan daha çok konularda böyle dinleyip yararlanacaklar. Arzu ederim ki hep büyük
Çok 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 zarifsiniz hocam. Telefon hattımızda bir sıkıntı var. Aslında bir kere daha bağlanmak isteriz size. Kapatırsanız yeniden bağlanmayı deneyelim efendim. Melih Gökçek tabii çok değerli bir siyasetçi. Bu manevi konulara yakınlığı, ilgisi herkes tarafından bilinen milliyetçi muhafazakar çizgide siyaset yapan birisi. Çok etkilenmiş anlattıklarınızdan. Evet, sağ olsun. Evet. Yani şeyi söylemem lazım. Yani görsel şeyler dedi. Ben tabii tam detayına... Bir inanç merkezi hazırlayacağından bahsetti. Yeni dönemde Ankara'da. Ben de onunla ilgili konuşmak istiyorum zaten. Bir daha bağlanırsak sağlıklı bir biçimde. Şunu söyleyebilirim bağlanana kadar kısaca. Tam ben detayını bilmiyorum oradaki projenin. Fakat görsel şeyler çok önemli. Yani bu anlattıklarınızı sanıyorum bu görsel anlamda çok özellikle gençlere ve çocuklara taracak bizim bir sistem Türkiye'de düşünüyor herhalde. Birçok siyercimiz var. İyi siyercilerimiz var Türkiye'de. Yani peygamberin hayatını anlatan siyercilerimiz var. Peygamberin ilk dönemini anlatan siyercilerimiz var. Bu siyercilerimizin aşağı yukarı toplamını toplasak Türkiye'de Çağrı filmi kadar peygamberimizin hayatını millete aktarıp aktarmadıkları şüphe. Bakın şöyle söyleyeyim bu siyer siyercilerimiz görsel ve siyercilerimizin kesinlikle dinle. Bir kendi eksiklikleri olarak bunu söylemiyorum. Tam tersine siyercilerimizin çok değerli siyercilerimiz. Siyerin ne anlama geldiğini bilmeyen gençler olabilir. Peygamberimizin o yaşadığı dönemdeki peygamberimizin yaptıklarıyla hayatıyla ilgili o anlatımlar o dönemdeki tarihle ilgilidir siyer. Fakat bunun bir görsel malzemeyle verilince insanların alması, onun hafızalarında tutması, görsel görüntüyle beraber birçok şeyin zihne kaydedilmesinin etkisi müthiş büyük. O yüzden mutlaka... Yani Melih Bey'in yapmayı düşündüğü şey çok stratejik tabii, bir... Ben öyle bir şey anladım, görsel şey. Yani, açısından. Mutlaka, evet, öyle. İşte yani bu anlattıklarınızı... Tabii. Ahaliye özellikle gençlere ve çocuklara anlatıyorum. Bakın ben reenkarnasyon düşünüyorum. Basit bir şey anlatayım. Ben reenkarnasyonu birçok zaman teknik olarak birkaç programa da çıktım. Reenkarnasyonla ilgili birçok şeyin neden hatalı olduğunu belli felsefi argümanlarla detaylarla anlattım. Fakat Cem Yılmaz çıkıyor bir programda. Reenkarnasyonla ilgili belli ifadelerle şunla bunlarla ilgili getiren o meditasyoncu bir dalga geçiyor. Onun bir sanatla birleşiminin akılda kalması benim anlattığım çok teknik, çok daha uzun, çok daha fazla bilgi aktarıcı şeyden birçok açıdan daha etkili oluyor. Daha geniş kitleler ulaşıyor. Yani bir şeyi sanatla birleşip aktarmanın gücü çok yüksek. Ve insanların zihnine bunun sanatla beraber etki etmesinin gücü çok yüksek. Ondan böyle İslami bir şeyi görsel bir malzemeyle anlatacak bir şeyi ben çok, çok önemli ve şimdi milliyetçi ve muhafazakarlar özellikle dindarlar tabii sanatın belli alanlarına çok mesafeli durdular. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Yani tabii çoğu o belki de haklıdırlar kendi açılarından. O sanatın o dallarına duyulan mesafe kitleleri bilgilendirme konusunda o sanat dallarını kullanamamamıza neden oldu. Yani, efendim Sayın Melih Gökçek telefona yeniden ulaşabildik. Yeniden karşımızda olabildi. Melih Bey duyabildiniz mi bizi? Duyuyorum. Şu anda rahat duyuyorum. Efendim, telefondan bağlandık. Evet. Harika. Efendim bir kere çok onur duyduk. Teşekkür ederiz. Bir de tabii biz yayıncıların önemli değer verdiği konu eleştirmeyi çok iyi ve çok kolay yapar halkımız. Takdir etmek biraz unuttuğu bir daldır. Takdir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Son cümlelerinizi duyamadık. Bu inanç merkeziyle ilgili projenizi biraz daha işitmek isteriz eğer vaktiniz müsaitse. Hayır, hayır. Şimdi ben sizle beraber olmadığım anda gene Caner Bey'i dinledim. Evet. Onun tespiti son derece güzel bir tespit. Yani Çağrı filminin yapmış olduğu etki birçok kişinin lisanen anlattığının çok çok ötesinde bir şey. Evet. Biz de şunu arzu ettik. Dedik ki ancak 20. asrın sonu ve 21. asrın başındaki teknolojiyle idrak edilebilen 50'ye yakın konu var. Evet. Bu konuların hepsinin insanlara özellikle görsel olaraktan anlatılması lazım. Ve insanların bunu yaşaması lazım. Yani sinema, müzik, televizyon, kamera, görüntü sistemleriyle sinema, inanç sinema. Sistemimiz. Bakın sinema, şöyle sinema. Üniversal stüdyolarında yepyeni teknolojiler var. Bu teknolojileri Türkiye'de gören insan sayısı zannetmiyorum ki bir 10 bini geçsin. Belki o kadar bile yoktur. Evet. Ancak oralara gidip o stüdyoları gören, orada bunları yaşayanlar bilir. Olayın içinde oluyorsunuz. Yaşıyorsunuz, kayboluyorsunuz. Doğru. Ve gördüğünüz şeylerden isteseniz de istemeseniz de oradaki efektlerden, oradaki olaylardan etkileniyorsunuz. Şimdi bu ayet-i kerimeleri teker teker
Özellikle senaryolaştırdıktan sonra halkın gözünün önüne getirmek bambaşka bir olay. Demin Emre Bey'in vermiş olduğu, Caner Bey'in vermiş olduğu örnekler var. O Caner Bey'in başta denizle ilgili olarak da vermiş olduğu, karanlıkla ilgili olarak vermiş olduğu. Buna benzer sayısız ayetler var zaten. Bunları kalkıp da bilimsel olarak teknolojiyle bütünleştirerek anlattığınız zaman insanlara inanılmaz şekilde etki yaparsınız. Ben şuna inanıyorum. İnşallah Allah izin verirse ve ömür verirse önümde 4 yıl var. Bu 4 yıl zarfında bu inanç merkezinin ayrı ayrı bölümleri var. Tarih bölümü var. Ferman bölümü var. Bilim bölümü var. Kutsal emanetler var. Ve en önemlisi Kur'an mucizeleri bölümü. Bu Kur'an mucizeleri bölümünde inşallah insanlar buraya girdiği zaman özellikle inanmayan insanların diğer taraftan La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyip çıkacağına inanıyorum. Bir mümin de girip çıktığı zaman hamd edeceğine inanıyorum. Elhamdülillah ki ben Müslümanmışım diyecek. Ama bu konuda böyle bilimsel çalışan arkadaşlarımız da bizim daha yakın çalışmamız gerekiyor. Ben inşallah hem Caner Bey'i hem Emre Bey'i mutlaka yakalayacağım önümüzdeki günlerde. Ve bu projenin içerisine sokmak, bu projenin sahibi olmak, bizzat bundan uğraşmalarını isterim. Çünkü bu arkadaşlar bu işin ehli. Biz siyasetçiyiz. Ama onlar esaslı, biz yapılması gerekeni düşünüyoruz ama yapacak olan bu işin ehli olanlar. Ben bu iki kardeşimizden çok yararlanacağımızı düşünüyorum. Anlattıklarınızdan dolayı Allah razı olsun. Allah inşallah ecrini versin diyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Allah ibadetlerimizi kabul buyursun inşallah. Bir şey söyleyecek efendim size Emre Bey. Yani bir ilave yapmak anlamında. Şimdi gerçekten teknoloji çağında artık insanlara böyle 100 sayfalık, 200 sayfalık kitabı verip alın okuyun demesi çok bir şey ifade etmiyor. Özellikle gençlere. Evet. Geçen bir araştırma vardı. 16 ve 22 yaş arası gençlerin %90'ın üzerinde tüm mesaisini internet üzerinde geçiyor. Mesela televizyonu internette izliyor. İşte maillerine bakıyor, sosyal medyada geziniyor, film izliyor internetten. Hatta derslerini bile internet üzerinden çalışıyor. Yani işte internet kitap kütüphanelerini araştırıyor ya da Google'dan araştırma yapıyor vesaire. Dolayısıyla gerçekten artık özellikle genç arkadaşlara hitap edilmenin olmazsa olmaz bir yolu, kaçınılmaz bir yolu teknolojiyi kullanmak. Teknoloji ve görsellik Melih Bey. O yüzden kısa olağanüstü bir yeri tespit etmişsiniz. Özellikle kısa videolar. Mesela 3'er 5'er dakikada bir meseleyi gerçekten derli toplu anlatacak videolar. Çünkü buna çok ihtiyaç var. Ha bir de biz şikayet bile etsek internetten yapıyorlar, işte internete bu kadar bakıyorlar. Ama yani dünyanın durumu bu. Evet. Bunun hiç de geriye gidecek gibi de gözükmüyor. Yani bundan sonra insanlar daha da çok internette vakit ayıracaklar gibi gözüküyor. Bakın bir istatistiğe göre, Rütü'nün bildiğim kadar yaptığı istatistiğe göre insanlar günde Türkiye'de ortalama 4 saatten fazla televizyon seyrediyorlar. Ve internet kullanıcıların sayısı büyük bir hızla artıyor. Birkaç saatte internette eder. Radyoda birazcık bunun üstüne koyduğunuzda. Şimdi radyo, televizyon ve internet gibi böyle kitle iletişim araçlarının toplam izlenme oranı 6 saatin üstünde. Günde. Bu müthiş bir şey. Radyo gittikçe tabii daha çok fonda arabada giderken veya şeyde dinleniyor ama geri kalan özellikle internet ve televizyon görsel malzemeyle. Yani görsel malzemeye duyarlı ve tabii oradan gelecek bilgileri çok iyi alan bir nesil var. Öyle alıyor bilgiyi. Bunu beğenelim veya beğenmeyelim. Yani biz mesela şikayet edebiliriz öğretim üyeli olarak. Kitap okumuyorlar, daha çok video seyrederek öğrenmeye çalışıyor ama durum bu. Durum mu? Durum buysa buna uygun bir şeyler yapmak da zarureti var. Çok stratejik. Hani biz bunu istersen beğenmeyip de istediğimiz kadar durduğumuz yerden eleştirelim. Yani sonu bu olayı değiştirebileceğiz gibi durmuyor. Melih Bey çok teşekkür ederiz. Herhalde işittiniz siz de misafirlerimizi. Aynen katılıyorum inşallah. Caner Bey'le de Emre Bey'le de epey dertleşiriz, bir araya geliriz. Kendilerine bir daha teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum efendim. Var olun. İyi geceler, saygılar sunuyoruz size efendim. Evet, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin böyle büyük bir üniversite stüdyoya gittiniz mi? Gerçekten orada yani yok, gitmedim. Alanlar var. Vallahi mesela bir canlı Mekke dönemin, bir canlı Medine dönemin. Yani Los Angeles'a da gittim işin orada ama yani hiç uzaktan baktım. Müthiş olabilirdi yani, müthiş olabilir de dünyanın her yerinden Ankara'ya ayrıca bir turist gelme durumu söz konusu olabilir bunlarla. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Emre Bey, siz şimdi bu açıklamalarınızla
Kur'an-ı Kerim'den sadece yararlandınız. Bütün hadis ilmini red mi etmiş oldunuz? Son bir kez yani daha eğer ki bütün başkanımızdan böyle bir şey anlıyorlarsa yani herhalde daha üstüne açıklama yapmaya pek gerek kalmıyor. Yani biz çünkü ne dediysek önemli anlamda ters anlamışlar, yanlış anlamışlar. Evet. Ama dediğim gibi yani bizim ne dediğimizin çok bir önemi yok. Allah'ın kitabı ortada. Peygamberimizin bizzat kitabı uygulaması da ortada. Ondan fazla herhalde söze çok gerek yok diyelim. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Tabii bilerek, isteyerek ve planlayarak Allah Allah hayret ya böyle bir sizin böyle bir fanınız var demek şimdi ki arkadaşlar. Aslında yani, buna bir yandan... Bilerek, isteyerek ve planlayarak şimdi... anlattıklarınızı yanlış yayan. Hayır yani şimdi şu yani an. Sevmek lazım demek ki basite indirgediğimizi iddia edenler var. Farkındalık oluşturabiliyoruz demek yani çok ha? Şükür. Bunda bir farkındalık oluşturabiliyoruz. İnşallah insanlar eleştirseler bile bundan vesile olup en azından Kur'an ayetlerini okumaya başlarlar ve belki doğru bildikleri birçok yanlışı kabul etmiş olduklarını fark işte. Edebilirler yani işin özüne ulaşabilirler. Bakın ben şunu diyorum. Gelen bize, mesajlar pek öyle hayır, değil. Hayır ben diyorum ki yani, şunu bize ben ya, diyorum ki peygamberimizi basite indirgediğinizi söylüyor musun? Ciddi bir suçlama tabii. Peki şunu diyelim bunu bizi eleştiren kimseler diyorum ki bir kendi kendilerine bir Kur'an'ı baştan sona okusunlar. Sonra bizden sonra gidip İlahiyat fakültelerinde birkaç kelamcıyla, birkaç hadisçiyle, birkaç tefsirciyle ayrı ayrı konuşsunlar. Sonra bir daha Kur'an okusunlar. Sonra ayrı fikir yani böyle farklı bilimsel araştırma dallarından İslam'ın içinden görüşsünler, Kur'an okusunlar. Yani böyle farklı kişilerle konuşarak ve Kur'an okuyarak bu işi baştan bir zihinlerinde değerlendirseler. Hı. Hala aynı fikirdelerse diyeceğim bir şey yok. Ama bu işi bir kafalarında dediğin gibi... Bugüne kadar kimlerle konuştularsa onlardan farklı kişilerle konuşarak değerlendirsinler. Ama ben baştan da duamı, aynı duayı tekrar etmeye hazırım. Kim nerede hatamız varsa İslam'la ilgili bizim veya onların. Allah kimin hatası varsa onunkini düzelsin. Hiçbirimiz hataya meraklı değiliz. Hepimiz Allah'ın dinini en iyi şekilde anlamanın peşindeyiz. Ama siz Hazreti İsa'ya örnek gösterdiniz. Tüylerimiz diken diken oldu. Yani oradaki Hristiyanlar da çok samimi idiler dediniz. Evet. Ve aynı örneği işte peygamberimiz veriyor. Beni İsa gibi yüceltmeyin özellikle veriyor. Ama yani ortada işte İncil'deki ifade ortada. Her şey İsa yüzünden, İsa sebebiyle oldu diye. Aynısı İslam'a girmiş. Şimdi ne yapalım biz bunun hata olduğunu düşünerek, bunun yanlış olduğunu söylemezsek. Çünkü biz bugün bunun yaygın olarak yayılmaya çalışıldığını da görüyoruz. Biz İlahiyat Fakültesi'ndeki birçok öğretim üyesinin bu tavrına karşı Kur'an'ı... Sürekli okuyan bir insan olarak bunun yanlış olduğunu görmemize karşı, bir felsefeci olarak bunun mantıken kabul edilemeyecek olduğunu bilmeme karşı, bu hatanın yapıldığını göre göre benim bunları kınayacağımı biliyorum. O kınamalardan dolayı bunu yapmazsam Allah'ın bana yüklediği vazifeyi yapmam diye hissediyorum. Ve bu yüzden yapıyorum. O kınamaların geleceğini biliyordum zaten. Yani sürekli oluyor. Yapacak bir çok şey yok. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolaylıklar ve başarılar dileriz. Ve herkese dua ederiz. Allah sizi sevsin ve sevindirsin inşallah. Yani. Ve tabii Peygamberimiz Kutlu Doğum Haftası'nda konuşuldu bu programda. Vesile kıldık Kutlu Doğum Haftası'nı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ashabına, âline Allah salat ve selam eylesin amin. İnşallah. Amin. Başka bir şey yok. Kitaplar bizde mi kalıyor? Alıp götürecek misiniz? Size hediyemiz. Öyle mi? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolaylıklar dileriz. Ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir de isteyenler onu söylemedik. Yani hem Emre Hocam'ın hem benim bütün kitaplarımız ücretsiz PDF'ini internetten indirebilir isteyen. Canertaslaman.com, emredorman.com'du değil mi hocam? Evet. Emredorman.com. Ücretsiz. Yani ücretsiz isteyen. Kitaplar piyasada satılıyor ama isteyenler ücretsiz olarak oradan iletişebilirler. Efendim çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar ve başarılar dileriz. Evet. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarımızı sunarak ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın.